İyi akşamlar sevgili izleyiciler. TGRT Haber ekranlarında Kozmik Masa'da yeniden karşınızdayız. Suriye sahasında özellikle Fırat'ın doğusuyla ilgili tartışmalar sürerken Türkiye'nin operasyon planları dünya tarafından da merak edilirken Suriye sahası sıcaklığını koruyor. Bu konuyu masaya yatıracağız ama gündemdeki diğer gelişmelerle birlikte masaya yatıracağız. Venezuela'da Amerikan destekli darbe Avrupa'nın da desteğini almış durumda. Son durumu konuşacağız. Hibrit savaşları ve sosyal medya eksenli operasyonlar üzerinden bu konuyu anlatmaya çalışacağız. Dört değerli konuğum var bugün. Ankara'da sosyal medya uzmanı doçent doktor Levent Eraslan bizimle. Levent Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, hoş bulduk. İstihbarat uzmanı Cemal Alpaslan Ertuğ, Rusya üzerine çalışan, Orta Doğu Suriye üzerine çalışan bir isim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Asam terör uzmanı ve Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, emekli albay Eray Güçler bizimle. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Suriye sahası başta olmak üzere terör örgütleri üzerine çalışan gazeteci Ceyhun Bozkurt da bizimle. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsaadenizle Ankara ile başlamak istiyorum. Venezuela'dan sonra Suriye meselesine geçeceğiz. Bu Venezuela meselesi bir süredir gündemde Levent Bey. Sosyal medya boyutu pek konuşulmadı açıkçası. Sosyal medyada siz özel olarak çalışma alanınız. Bu konuda özellikle hibrit savaşı, dördüncü kol faaliyeti denilen özel savaşlar, zamanımızın yeni nesil savaşları diyeceğimiz savaşlar bağlamında Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesi için ne tür operasyonlar planlanıyor? Özellikle Amerika destekli bu operasyonların arka planında sosyal medyada neler var? Bize anlatır mısınız? Evet, sosyal medya hepinizin bildiği gibi dünyanın üçte ikisini kullandığı bir araç ve ilk başlarda eğlence, arkadaşma ya diğer özellikler için ortaya çıkarken bir anda son 5 yıldır hibrit savaş adı verdiğimiz bir yapının enstrümanı haline geldi. Elbette sosyal medyanın bu gücünü gören bütün uluslar buna dönük çeşitli yapılar kurmaya başladılar ve bakın ünlü savaş stratejisti Clausewitz'in bir sözü var. Her çağ kendi savaşını yaratır. Özellikle 11 Eylül'den sonra dünyada hibrit çağ başladı ve savaşlarda artık konvansiyonel araçların yanı sıra sosyal medyada kullanılmakta. Bunun birçok örneğini bizler gördük. Ülkemizde bu pratiği yaşadı hatırlarsınız. Gezi olayları 17-25 sonrası dönemlerde. Hatta şu anda an itibari bile çeşitli konularda sosyal medyada çeşitli algı çalışmaları yapılmakta. Bunun uluslararası bağlamda da en net örneği işte Venezuela lideri Maduro'ya dönük yapılan uygulamalar. Ferhat Bey, geçen hafta Amerikan istihbarat vizyon belgesi yayımlandı. Bu çok önemli bir çalışmaydı. Orayı incelediğimizde sosyal medyaya dönük bir bölüm var. Ve diyor ki oradaki analizde sosyal medya artık bir istihbarat aracıdır. Hangi toplumlarda ne olduğu ya da toplumlarda ne olacağı artık sosyal medya üzerine izlenmektedir. Aslında bu bize biraz ipucu veriyor. Ve o görünen şu ki Maduro pratiği üzerinden konuştuğumuzda daha öncesi, yani bu Amerika'nın yaptığı müdahaleden öncesine bakmak lazım ki sosyal medya ağlarında dolaşan bazı videolar, belgeler var. Bakın, sosyal medya ve algı yönetiminde 22 tane teknik var ve Maduro olayında bunun 4 tanesini çok kullandılar. Bunlardan bir tanesi hatalı bilgiler. Yani çok çeşitli dillerde, özellikle uluslararası kamuoyunda gündem yaratmak amacıyla çeşitli hatalı bilgiler yayınlanıyor. İşte örneğin Venezuela'da milyonlarca kişinin aç kaldığı, işte Venezuela'da kıtlık olduğu, Venezuela'da hastalıklar olduğuna dair Venezuela ile çok ilgisi olmayan resim ve görüntüler paylaşılmakta. Bu birincisi. İkincisi, halkı korku ve infiale yöneltmek amacıyla bazı videolar yayınlanmakta. İşte Maduro yanlısı askerlerin, paramiliter güçlerin katliam yapacağı, savaş çıkartacağı gibi. Ve magazinleştirme, işte bu dün de çıktı, sizin de dikkatinizi çekmiştir, bir video yayınlandı. İşte Putin ve Maduro'nun bir rock grubunun solisti olduğuna dönük, böyle garip bir tarzla şeklinde magazinleştirip itibarsızlaşmaya dönük bir süreç yaşıyor şu anda Venezuela lideri. Tabii burada buna en büyük destek de yine sosyal medyadan Türkiye'den geldi. We are Maduro hashtag'i en çok Türkiye'den desteklendi ve bir mavi tik krizi yaşandı biliyorsunuz. Bu arada Maduro, Ferhat Bey, en çok şeyi etkin kullanıyor.
Instagram'ı etkin kullanıyor. Yayına girmeden önce de baktım. Yoğun bir şekilde canlı yayın ve video paylaşmakta, Twitter'ı iyi kullanmakta. Bu darbe sürecinde önce... de, Levent Bey, darbe sürecinde de kendi yani işte devlete hakim olduğunu göstermek veya başka bu konuyla ilgili karşı atak geliştirmek amacıyla kullanıyor herhalde, değil mi? Tabii tabii, askerlerle ordu ve kışla üçlüsünü çok kullanıyor. Özellikle son bir haftadır ben yoğun takip ediyorum. Kendi güçlerine ziyaretler, coşkulu konuşmalar, işte o malum Güney Amerika'nın kendine özgü dilini, o coşkusunu kullanan işte askerlerle koşu videoları vesaire yayınlıyor. Tabii ki karşı olarak da Maduro sosyal medyayı kullanıyor. Yani ona dönük yapılan her türlü müdahaleye o da bu kanaldan cevap veriyor. Çünkü milyonlarca kişi izliyor. Son 10 gündür Maduro'nun takipçi sayısı neredeyse 2'ye katladı. Çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet. Bu arada ilginç şeyler de görüyorum. Mesela Avrupa Birliği parlamenterleri özellikle Maduro aleyhine Twitter atmakta. Hatta Arap dünyasından çeşitli gazetecilerin tweetlerinde de ben bunları görmekteyim. Yani sizin de girişte ifade ettiğiniz gibi artık sosyal medya işte Clatius'un sözünü yeniliyor. Çağın yeni savaş aracı, bir hibrit savaş. Buna dönük de çeşitli ülkeler çeşitli tedbirler geliştirmişler. Nedir bu? Mesela Amerika'da 8 ayrı yapı var bu süreci takip eden. İngiltere'de 3 adet, Almanya, Fransa ve Rusya. İstihbarat bu konuda en önde olan Rusya. Bu ülkelerin istihbarat Efendim? Örgütleri. Süreci takip eden. İstihbarat örgütüymüş gibi ama istihbarat örgütü tabii. Kendi içlerinde özellikler var. Bu arada Maduro'ya sosyal medya ayağından yardım eden ülke Rusya. Çünkü kendi dijital altyapısını çok yoğunlaştırdı. Putin'in son 5 yıldır özellikle bu alana çok büyük yatırımlar yaptığını biz çok biliyoruz. Ve Maduro özellikle bu video paylaşımlarındaki kaliteden, o kurgulardan da bunları anlıyoruz. Sözü şöyle bağlamak isterim. Elbette konvansiyonel savaş önemli ancak hibrit savaş, dijital savaş dediğimiz yapı emin olun bir bombadan daha etkili olabiliyor. Çünkü insanların telefonlarındaki o karelerden, o videolardan gördükleri korku ve dehşet rasyonellikten onları uzaklaştırabiliyor. Evet, mavi tık krizi demiştiniz en son, onu da açıklarsanız izleyicilerimize. Mavi tık krizi şu, bir haber yayımlandı. İşte Twitter ve Instagram'da, Facebook evet. grubu, Facebook grubu dediğimiz Instagram da var burada. Öncelikle mavi tıkı anlatmak lazım izleyicilere. Mavi tık bilinen, tescil edilmiş kişilere verilen bir harflendirme diyelim. Bunu alıp işte o meclis başkanına vermesi aynı zamanda sosyal medyada neredeyse bir atama gibi algılandı. Ancak daha sonra her iki şirket açıklama yaptı. Maduro şeye başvurmamıştı, mavi tıka başvurmamıştı şeklinde ama o mavi tıkın şöyle bir sembolik anlamı var. Yani bir sosyal medya şirketi sizi tescilleyip tescillememe, meşruiyetinizi ortaya koyup koymama gibi çok önemli bir güce sahip olabiliyor ki tüm dünya iki gün bunu konuştu biliyorsunuz. Evet. Ceyhun Bozkurt'la devam etmek istiyorum. Şimdi tam da Levent Eraslan'ın bıraktığı yerden sosyal medya çok etkili bir operasyon aracı. Bu artık malum herkesçe. Konvansiyonel medya bazen öyle ki sosyal medyada az önce bahsettiği operasyonları bertaraf etmek için gidip işte yani bir şekilde konvansiyonel medyanın devreye girmesi gerekiyor. O yanlış algıları, hatalı paylaşımlar dediği belki maksatlı da paylaşımları kıran bir sürecin içine girmek durumunda kalıyor. Yani sosyal medyanın ürettiği yalanın, dezenformasyonun antitezini üretmek gibi bir sorumluluk da aslında üstleniyor bu süreçte konvansiyonel medya. Tabii o da operasyon aracı değilse genel bakılırsa. Şimdi Venezuela örneğinde işte muhalefet liderinin Guaido'nun öne çıkarılması veya işte bir şey, direkt hakikaten sosyal medya üzerinden bile atama yapılmaya çalışıldı diyor Levent Eraslan. Ve tabii uluslararası toplumdan kasıt işte Amerika ve Avrupa'nın açık biçimde desteklemesi şeklinde Maduro'nun devrilmesi gayrimeşru yöntemlerle bu bir plan olarak devam ediyor. Ve Maduro direniyor açıkçası. Burada sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonlarına birebir gözlemlediğin, araştırdığın örnek var mı Ceyhun Bozkurt? Bunlardan bize örnek verebilir misin? Levent Bey'in söylediklerinin aslında ek olarak bir şey yok ama şu evet. var, şunu vurgulamak lazım. Sosyal medyanın daha öncesinde zaten normalde medyanın
hatırlayın 90'lı yıllardan itibaren çok yoğun bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin o soğuk savaşın bitimi, o Irak Savaşı ile başlayan yeni süreç, Orta Doğu boyutunda medya inanılmaz bir şekilde bir algı operasyonları aracı olarak kullanıldı Amerika Birleşik Devletleri tarafından. En çarpıcı örneği o 1991'deki o Irak ilk savaşta. Hatırlayın bir Karabatak örneği vardı. Evet. Herkes onun Saddam Hüseyin tarafından işte petrol şeyleri yakıldı. Orada akıtıldı, işte boşa aktı. Orada denize attılar, döktüler. Orada Karabataklar ölüyor falan şeklinde öyle bir algı operasyonu yapıldı. Yıllar sonra o foto görüntünün yanlış hatırlamıyorsam ya İspanya'da bir Körfez bölgesinde yani bir yerde başka bir yerde çekildiği ortaya çıktı. O zaman sosyal medya... Ve bunu CNN vermişti hatırlayın. Yani CNN'in en aslında yani haberciliğin işte üst noktası denilen yerlerden o yönde bir algı yapılan yerlerden biri CNN International'da bu görüntü. Aslında paradoksal biçimde şunu ekleyeceğim tam destek olsun diye sana. O süreçte eğer sosyal medya olsaydı sosyal medya bir taraftan algı yönetimi yapıyor ama bu fotoğrafın yalan bir fotoğraf olduğu çok daha erken bir tarihte. Hemen aynı gün ortaya çıkardı. Çünkü bunun örneklerini görüyoruz. Karşı hamlesin yani sosyal medyanın öyle bir avantajı da var. Bunun en çarpıcı örneği mesela bizim Zeytin Dalı operasyonumuz sırasında. Hatırlayın terör örgütü. Yani şuraya gelecektim aslında yani Zeytin Dalı'yla da bağlantılı. Amerika bunu sonra sosyal medya üzerinden de yapmaya başladı. Ve bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarıyla bir anlamda bizim bugün çatıştığımız noktada bahse konu olan, çatışma noktalarımız olan FETÖ olsun, PKK olsun bu terör örgütleri de hemen hemen aynı yöntemlerle hep saldırı yani algıya oynayarak yalan üzerinden propagandalarla yürüdü. O yüzden Venezuela'daki süreç aslında bize çok yabancı bir süreç değil. Hatırlayın FETÖ'nün 15 Temmuz öncesinde sosyal medya üzerinden yaptığı algıya yönelik operasyonlar 15 Temmuz sonrasında halen devam eden operasyonlar. Yani Atatürkçü kimlikli hesaplar açıp mesela şeyler yapılıyor. Yayınlar yapılıyor. Dezenformasyon operasyonları yapılıyor. Aynı şekilde PKK Zeytin Dalı'nda işte hastane bombalandı yok sivilleri bombaladı diyor. Ama Türkiye anında mesela refleks gösterdi. Gerek sosyal medya bağımsız böyle bireysel vatansever insanlarımız reaksiyon gösterdi. Veya İşte kurumlarımız, medya organlarımız reaksiyon gösterdi. Bunu boşa çıkarttık. Yani bunu yıllardır yapıyorlar aslında. Venezuela örneği bunun en önemli şeyi. Ve aslında Türkiye'nin yaptığı buna karşı yapılacak mücadelenin de aslında formülünü göstermekte. Nedir buna karşı mücadelenin ana formülü? Gerçek bilgiyi bir an önce dolaşıma sokmak. Şimdi gerçek bilgi de tabii ki dediğim gibi dünya üzerinde. Şimdi Türkiye'nin Venezuela krizinde gösterdiği o reaksiyon, o tutum çok önemlidir. Şundan dolayı yıllardır hep bir algı yapılır. İşte Türkiye Amerika'nın güdümünde yok uydusudur. Amerika'dan izinsiz adım atamaz şu bu. Bakın Rusya'dan bile daha önce ilk reaksiyonu gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Hemen Maduro'yu arıyor ve yanında olduğunu söylüyor. Bu çok önemli bir duruştur. Yani şunu göstermekte arkadaş ben haksızlığa karşı haklının yanında olurum. Halkın seçtiği meşru yönetimin yanında olurum. Sonuçta Maduro bugün yanlış hatırlamıyorsam... Kaldı ki Amerika ile çok hassas ilişkilerimiz var ona rağmen. Aynen. Hala NATO üzerinden bir müttefiklik ilişkimiz var. Suriye'de pek çok konu yani, var. Anlaşmak üzere olduğumuz şimdi, veya... Peki Venezuela'daki olay nedir? Şimdi ona da bakmak lazım. Şimdi esası nedir? Şimdi birincisi şunu hatırlayalım. Şimdi Amerika'nın bu politikası Amerika kıtasını tamamen kontrol altına alma politikasıdır. 1823 yılında Monroe doktrini olarak bilinen bir metin. Ve bu metinde Amerika'nın, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika kıtasının tamamen kendi kontrolü, arka bahçemiz olarak sunduğu, deklare ettiği bir metindir. Ve bu politika çerçevesinde Amerika kıtasındaki her gelişmeyi kendisine yapılmış, kendisini ilgilendiren bir mesele olarak görür. Şimdi Venezuela'ya karşı neden harekete geçti? Bu çerçevede bakmak lazım Monroe doktrininde. Şundan dolayı Venezuela'ya karşı harekete geçti. Yok ekonomiymiş, şuymuş, buymuş değil mesela. Venezuela son yıllarda artan bir şekilde Asya ve Avrasya ülkeleriyle, ana kuvvetleriyle ilişki içinde. Çok ciddi ilişki içine girdi. Mesela ve Çin, bu üç Rusya tane, Çin, Rusya ve Türkiye. Türkiye'yi de katmak lazım. Mesela Çin'le
çok ciddi bir petrol ilişkisi var. Şimdi Amerika kendisi kendi kontrolünde petrol şey yaparsa sıkıntı yaratmıyor. Ama Çin'le çok ciddi bir petrol alışverişi var Venezuela'nın. Örnek vereyim, 2017 yılında mesela Venezuela'dan Çin'e ham petrol ihracatı ortalama günlük 435 bin varil. Venezuela petrolünün %40 ila 60 arası gidip geliyor bazen o gelişmeler, petrol fiyatları şu bu gibi gelişmelerden dolayı gidip geliyor, artıyor, eksiliyor. %40 ila 60 arasında Çin'le yapıldığı söyleniyor. Çin'le ağırlıklı böyle bir şey var. Hatta Çin, Venezuela'da... Çin'in enerji ihtiyacı malum tabii, zaten. Tabii. Çin sonuçta gelişen bir sanayi, üretim üzerine dayanan bir ekonomi ve dediğim gibi petrole, ham petrole çok ciddi ihtiyacı olan bir ülke. Çin mesela Venezuela'da petrol rafinerisi kurdu. Bu mesela önemli. Artı en büyük petrol yatırımını Venezuela'da yapıyor. Çin de kendi açısından da en büyük petrol yatırımını Venezuela ile yapıyor. Ve ortak başka çalışmalar yapılıyor. İkincisi Rusya ile Venezuela arasında çok ciddi güvenlik anlaşmaları yapıldı. Mesela iki tane geçenlerde, geçen sene miydi, ondan önceki sene miydi tam tarihini hatırlayamıyorum ama arşivlerde vardır. İki tane nükleer silah taşıyabilen bombardıman uçağının Venezuela'da konuşlanması gündeme geldi mesela. Askeri ilişkiler çok ciddi yoğunlaştı Rusya'yla. Artan bir ilişki var. Bu Amerika'yı rahatsız etti. Çin'le petrol ilişkisi rahatsız etti. Artı son olarak hatırlayın, Venezuela'nın altın rezervinin Türkiye'de tutulması, evet, korunması yönünde bir anlaşma yapılmıştı. Bu da Amerika'yı rahatsız etti. Çünkü niye? Şimdi Türkiye müttefik, Amerika Türkiye'yi müttefik olarak görmüyor aslında bakıldığı zaman uyguladığı politikalar çerçevesinde. Özellikle bir süredir öyle zaten. Son mesela Venezuela krizinde John Bolton'un arkasında bir harita, evet, basın toplantısı harita aslında Amerika'nın bugün tabiri caizse o Irak'ın işgali öncesi bir ifade kullanılırdı. Hocalarım bilirler. Yani o hatırlarsınız şer ekseni diye hep şey yaparlardı. Yani o harita aslında günümüzün ya Amerika açısından aynen. Renklendirmede de askeri anlamda kırmızı kuvvetler düşmanı, dostlar evet, mavi kuvvetler dostları. NATO konseptinde de böyledir. Yani önemli bir nüans. Onun renklendirmesi de tesadüf Türkiye değil. Türkiye kırmızı alanda. Türkiye kırmızı noktadaydı. Yani düşman yani kuvvetleri. NATO konseptinde öyledir değil mi? Evet, evet. Ki John Bolton'un yani, geçenlerde Türkiye'ye gelip hakikaten beden diliyle veya işte tabii Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüşmesinde Türkiye aleyhine İsrail'de sarf ettiği sözün bir şekilde diplomatik bedelini ödediğini de hatırlatalım. Aynen öyle. Şimdi Amerika artık Türkiye'yi böyle şer eksenine görüyor. Şimdi Venezuela ile ilgili bir iki tane daha ayrıntı anlatayım. Bilgi, bu bilgiler önemli çünkü. Şimdi ekonomi falan filan diyorlar ya. Şimdi ekonomik krizle bağlantılı, diyelim ki ekonomik kriz var. Evet, ekonomisinde ciddi sıkıntılar var. Bunu şey yapmak lazım. Nedenini o konuşuruz. Ama ilginç bazı bilgiler aktarayım ben size. Evet. Bu Guaido destekleyen kitle normalde ekonomik sıkıntılarla bağlantılı alt tabaka insanlar olması bekleniyor değil mi? Hayır. Orta ve üst sınıf Guaido'yu destekliyor. Hatta mahalleler var. Şimdi Caracas'ın mesela, Caracas örneğini vereceğim ben size. Şimdi Caracas'ın iki tane tarafı var. İki bölge ayrılmıştır. Doğu, batı. Başkent. Doğu zenginlerin bulunduğu bölge. Başkent Caracas'ta. Doğu zenginlerin bulunduğu bölgedir. Batı fakir alt tabaka, işte sınıfsal açıdan daha ezilmiş kesimlerin bulunduğu bölgedir. Dar gelirliler dediğim gibi Maduro'yu destekliyor. Çok ilginç bir şekilde. Nedenini de anlatacağım. Orta ve üst tabaka Guaido'yu destekliyor. Dolayısıyla ekonomik kriz bazlı bir rejim değişikliği değil, operasyonu geçerli yitiriyor plan olarak. Konuştuğum kaynakları, şimdi bölgeyi çok iyi bilen kaynaklarla da konuştum. Şunu söylüyorlar, bunun nedenini söylüyorlar. Chavez öncesinde, biliyorsunuz Bolivarcı bir geleneği Chavez gündeme getirdi ve uygulamaya başladı. Bolivar politikası devamı. Chavez öncesinde Venezuela petrolünü, işte o bahsettiğimiz o Monroe Doktrini çerçevesinde Amerika'nın kontrolünde arka bahçesi olan ülkelerden biri. Chavez dönemiyle olay değişiyor. Değiştikten sonra o geçmişin, o Türkiye'de hani sol jargonla söyleyeyim, komprador burjuvazi diyebileceğimiz yapılar gelirlerini kaybetmeye başlıyorlar. O Amerikan işbirlikçisi burjuvalar. Aynen öyle. Hı hı. Yani bu adamlar kaybetmeye başlayınca mevcut o işte Chavez ve ondan sonra sınıfsal değişim yaşanıyor. Sınıfsal değişim. Ve tam tersine o dar gelirli alt kesimler daha rahat bir yaşama kavuşmaya başlıyorlar. Şimdi eğer şeyse bir fotoğraflar ben göndermiştim arkadaşlara. Evet, rejideki arkadaşlarımızdan şimdi, rica edelim. Aslında şu anda, yani şu anlamda evet, söylüyorum. Bir toplumsal desteği de yok Guaido'nun.
Bakın evet. Çok çarpıcı. Bu görsel. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Diğerine geçelim. Venezuela ile ilgili. Şimdi Guaido'nun evet. resmi Twitter adresi var. Şimdi sosyal medya dedik. Sosyal medyayı onlar evet. da kullanmaya çalışıyor. Bakın iki gün önce çok önemli ayrıntılar. Hatta 30 Ocak işte. Çok önemli bir şey oldu. Bir duyuru yaptı. 30 Ocak'ta beni destekleyen insanları işte Venezuela. Sokağa çağırıyorum. Sokağa çağırıyorum diye afişinde var. Twitter adresinden bakabilirler. Bunun çağrısını yaptı Guaido. Ve bakın bir gün sonra, daha doğrusu işte 30 Ocak'ta aynı gün toplanan kalabalığın fotoğraflarını paylaştı. Kendi resmi hesabı. Size şunu söyleyeyim. Twitter hesabından paylaştı. Twitter hesabından. Birazdan arkadaşlarımız evet. hazırlayınca gösterecekler. Yani kalabalığı evet. göreceksiniz. Hem bakabilir hem de dediğim gibi şey yaparız. 50-100 kişi toplanmış. Şimdi habercilik tekniğini az çok biliriz. Fotoğraf noktasında. Çok büyük kalabalığı toplarsan zaten yukarıdan çekersin. O arkayı gösterirsin. Toplanan kalabalık kitlesini. Hı hı. Ve bunun propagandasını yaparsın. Bu böyledir. Şimdi burada öyle bir şey yok. Kendi resmi hesabı, bakın kendi resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda toplanan kalabalık 50 kişi, 100 kişi. Kendi çağrı yaptı. Bir de bunu paylaşıyor abi. Ama kendi. Bunu da paylaşıyor. Ve alttan çekilmiş direkt şey boyutundan yani direkt karşılıklı. Derinliği çekilmiş. Artırmak veya fazla göstermek ama o da işe yaramamış. O da işe yaramamış. Yani bir halk desteği de yok aslında bakıldığında. Dediğim gibi şimdi Türkiye ile denkleştirme açısından karşılaştırma yapabilir izleyicilerimiz. Dediğim gibi orta geçmişte bu işin Venezuela'nın rantını yiyen kesimler evet. şeyi kesilince onlar şu an onu destekliyor. Guaido'yu destekliyor. Ve aslında toplumsal büyük çoğunluk açısından bir karşılığı yok onların. Büyük çoğunluk da Maduro'nun arkasında. Hatırlayın. Yeni orta sınıf Levent veya yükselen anlattı zaten sınıflar. Sosyal medyada yapılan Maduro. Operasyonları. O şey konuşulunca Trump'ın kararının olduğu gece bazı görüntüler yansıldı. İşte Venezuela'da halk toplandı. İşte Guaido'ya destek veriyor falan filan. Sonradan o görüntülerin Maduro'ya destek mitingi olduğu ortaya çıktı mesela. Şu görüntüler şu anda arkadaşlar. Tabii evet bakın çağrıyı resmi hesabından mavi yapıyor. Mavi tip dedi ya Levent Hoca işte mavi tip evet, kendi mavi, hesabı. Tabii resmi çağrıyı yapıyor. Bu afişi 30 Ocak'ta toplanın diye. Toplanıyoruz diyor. Sonraki o kalabalık fotoğraflarını gösterebilirse. Bir sonraki fotoğrafa geçelim evet. Orada da çok göreceksiniz yani hiç kalabalık yok. Biraz yani 50 kişi, evet. 100 kişi çünkü ben de yıllarca muhabir olarak mitingleri takip ettim. Şeyleri yani o evet. fotoğrafın nasıl bir kalabalık olduğunu görebiliyorum. 50 kişi, 100 kişi fazla yok veya 300 kişi, 500 kişi yok. Hiçbir toplumsal desteği yok. Yani dediğim gibi Türkiye ile de karşılaştırma yapabilirler izleyicilerimiz. Bu noktada bir psikolojik harekat üzerinden yürütülüyor. Algı evet. operasyonları çerçevesinde yürütülen bir operasyon var Venezuela'da. Bakın. Şu görüntü. Evet. Bu görüntüler. Evet. Bu kadar insan toplanmış. Diğerlerinde evet. bir farkı yok. Başka da fotoğrafı yok. O 30 Ocak'ta kullandığı. Yine bunu da kendi resmi internet şey paylaştı. Sosyal medya sitesinden yani paylaştı. Yani özeti Amerika'nın aslında ekonomi, mekonomi falan filan tamamen şey bu bir propaganda malzemesi. Evet o boyut var. Venezuela ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyor. Ama onun perde arkası çok farklı. Evet Venezuela yönetiminde hatası var. Özetini söyleyeyim, bağlayayım. Hı hı. Dediğim gibi, konuşmamın başında söylediğim gibi Venezuela'ya yönelik, Maduro'ya yönelik taarruzun perde arkasında Venezuela'nın Asya ve Avrasya coğrafyasına yönelik iletişimi stratejik açılımı var. Stratejik yani. Açılımı Amerika'nın da bundan rahatsızlık duyması. Bakın Türk Hava Yolları da İki veya üç yere Latin Amerika'da uçuş yapıyor. Bir tanesi Venezuela'da. Yani bu evet. Türkiye'nin de oraya şey yapması artık dediğim gibi Amerika açısından Türkiye şer ekseni. Evet. Yani bu çerçevede bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani şer ekseni biraz ben soracağım. Şimdi Rusya uzmanı var. Cemal Alparslan Ertuğ'a sonra Eray Güçler'e Suriye yani bağlamında soracağım. Sosyal medyayı geçmeden iki cümle. Evet, sosyal medyaya benim de bir ilavem olacak. Tabii tamam, buyurun. Sosyal medyada ayrıca şu. İfade ederiz evet. ama. Şimdi o kadar güzel anlattılar ki ben evet, büyük bir şeyle. Şer ekseni biraz ağır bir tanım gibi. Yok yani bence. Şöyle, yani onları öyle görüyoruz. En azından bir klik böyle doğru bir tanım. Yani daha doğrusu kimin için şer? Hı hı. Tabii. Ya bu şer de kimin için şer? Onu ayrıca konuşmak lazım. Çok güzel anlattılar. Hem Ankara'daki konuk arkadaşımız hem Ceyhun Bey. Ceyhun Muskut, evet. Çok kısa bir şey ilave etmek lazım sosyal medya ile ilgili. Aynı sıkıntıyı ben de yaşıyorum. Sosyal medya kullanıcıları bu fake news, sahte haber konusunda uyanık olmalıdırlar. Yani ben bakıyorum birçok arkadaşım gelen bir mesajı sadece başlığına bakıp
forward ediyorlar. Ve dolayısıyla içini okuduğunuzda mesela bakıyorsunuz ki FETÖ'cü bir sitenin bir haberi. Bakıyorsunuz PKK'nın bir yalan haberi. Bakıyorsunuz kasıtlı, alakasız yani bilmem 3 sene öncenin, 5 sene öncenin ya. Bir haberi. Son zamanlarda çok kullanılan birkaç yalan haber söyleyeyim. Bir tanesi şu. Mesela Suriye'de Rusya ile İran'ın savaştığı, Rusya ve İran yanlısı güçlerin birbirlerini kırdığı, Rusya ile İsrail'in arasının çok iyi olduğu, aralarından su sızmadığı, Su-57'nin çok kötü bir uçak olduğu, bir tane ancak uçuyor, gerisi hep yerde, hiçbir işe yaramadı gibi. Dolayısıyla gelen bu tür haberleri süzgeçten geçirip paylaşmak lazım. Evet. Yalan haber, istihbarat tarihinde, siyaset tarihinde yeni değil. Birçok şeyin adı değiştirildiği için insanların anlaması güçleşiyor mu? Güçleşiyor. Evet. Demin ilk defa Ceyhun Bey dezenformasyon dedi. Yani 60'lı yıllarda istihbarat servislerinin en büyük dairelerinden bir tanesi dezenformasyon daireleriydi. Yani dezenformasyon günümüz Türkçesiyle yalan haber yayma. Dolayısıyla sosyal medya bugün yalan haber yaymanın çok elverişli bir alanı. Haber paylaşırken izleyicilerimiz özellikle çok ciddi bir süzgeçten geçirip yaymalılar. Çünkü bunun ileride yasal sonuçları da çıkıyor. Yani diyelim ki yasaklanmış yurt dışındaki bir terör örgütüne ait bir sitenin haberini paylaştığınızda suç işlemiş oluyorsunuz. Evet. Buna da dikkat etmek lazım. Ben bir cümle ek yapabilir miyim buna paralel? Buyurun. Yani hazır FETÖ falan o yalan haberler konuşulmuştu. Emniyetin raporunda var bakın. Şöyle bir şey var, konuşma var. Terör örgütünün mensuplarının kendi aralarında yaptıkları konuşmada şöyle bir ifade kullanılıyor. Atatürkçü, ülkücü, işte solcu, Twitter adresleri üzerinden çalışmalarımız devam ediyor diye. Fişleme şeyleri. Şöyle, hayır. FETÖ'nün. Farklı farklı profillerle, siyasi profillerle hesaplar açılıyor. FETÖ militanları tarafından ve bunun üzerinden işte Atatürkçü kitleleri konsolide etme veya onları etkileme, provoke etme, ülkücüleri provoke etme, solcuları provoke etme gibi amaçlarla. Şimdi bir örnek de şöyle, yayından önce Ceyhun Bozkurt gösterdi bana. Biliyorsunuz 2014'ün ocağında, 19 Ocak'ta, önce Hatay'da 1 Ocak 2014'te, sonra 19 Ocak'ta Türkiye'de MİT tırlarına FETÖ'cü savcıların ve polislerin, özür dilerim, jandarma personelinin, FETÖ'cülerin operasyonundan sonra, öncesi de vardı ama bir bilgiyi, sözde bilgiyi, dezenformasyonu dolaşıma soktular. Türkiye işi de yardım ediyor diye. Değer. Şimdi bu tezin Türkiye Fırat'ın doğusunu gündeme almışken, operasyon planlarken, şimdi işte PKK'lılar, YPG'liler, biz sınırdan içeri girmiş olan işte DEAŞ'lılarla falan filan mücadele edeceğiz gibi bir yalan haberle yine dolaşıma sokmaya çalışıyor. Bunların hiçbir geçerliği, gerçekliği olmadı zaten malum. Öte yandan Michael Rubin gibi işte gerçek Türkiye nefretiyle bilinen isimlerin geçen gün attığı tweet ortada. 15 Temmuz'dan önce de öyle tweetler atmıştı. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın aklı sıra geleceğiyle ilgili bir takım işte kötümser operasyonlar veya şeyler gündeme getiriyor. Tabii çok Ferhat Bey. Tabii yani bunların hepsini hatırlatmak lazım. Bunu tabii Türkiye'nin şekilde. Ve bunun bir karşılığı çok güzel. Levent Eraslan bir şey ekleyecek galiba. Çok kısa dinliyoruz Levent Eraslan. Çok özür dilerim, araya gireceğim. Michael Rubin ile ilgili. Evet. Evet komutanım, kusura bakmasın. Ondan önce bu Venezuela tweetleriyle beraber FETÖ'cü alçaklar bir şeye girdiler, kampanyaya girdiler. Emre Uslu denen o alçak halkımızı aynı Venezuela resimleriyle beraber sokağa davet etti. Doğru. Yine Önder Aykaç denen alçak bu konuda halka bir çağrı yaptı. Yani şunu çok iyi biliyoruz ki FETÖ, az önce Ceyhun Bey de bahsetti, 2000'li yılların başında bunların eğitimlerini aldılar. İsrail ve Amerika'da bütün dijital istihbarat kurslarına gidenlerin tamamı FETÖ'cü polisler. Evet. Ve bu becerilerini şu anda da sosyal medya üzerinde pratik yapmaktalar. An itibariyle ben siz konuşurken kontrol de ediyorum. Buna da devam ediyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızı Maduro ile eşleştirip işte çağrılar, bunun peşine o
Rubin denen alçağın da aynı şekilde böyle bir çağrı yapması da sosyal medyanın gücüne dönük bir gösterge olacak diye düşünüyorum. Bunlar tabii hep operasyonel çağrılar. Noktayı koymayın Ferhat Bey. Buyurun. Şeyde yalan haber konusuna ilave son olarak. Son bir ekleme yapalım. Şimdi tabii sanki Suriye'de DAEŞ'le, IŞİD'le sadece işte SDG, YPG vesaire savaşıyor gibi. Halbuki İran Genelkurmay Başkanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. 7 bin civarında DAEŞ'lının Afganistan'a taşındığını Suriye'den resmi bir basın toplantısında açıkladı. Ben de muhtelif yani Rus kaynaklı, Amerikan kaynaklı, Avrupa kaynaklı siteler var. İşte Suriye'de şurada buradaki çatışmalarda hayatını kaybetmiş işte rejim askerlerinin ya da muhaliflerin fotoğrafları var. Ama mesela Rakka temizlendi. Rakka'dan bir kare hayatını kaybetmiş IŞİD'li karesi yok. Olduğu gibi teslim ettiler zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Şey altında. DAEŞ'lileri oradan çıkardıkları ABD'nin helikopterle kontrol altında helikopterlerle başka bir adrese taşıdılar. Hatta o adreslerden bir tanesi de aldığımız bilgiler bu Fırat'ın doğusundaki 20 tane düzeltiyorum 16 tane Amerikan üstünden bir tanesi Kamışlı'ya yakın olanı. Evet. Yani. Ve 4 kilometre kareye kıstırdı diyorlar PYD, YPG, IŞİD'i. O zaman Bağdadi'yi yakalasınlar görelim. 4 kilometre kare avuç içi kadar bir yer. Nerede Bağdadi? Sosyal medya bittiyse sorumu yönetmek istiyorum size. Şimdi Latin Amerika sizin de hani işte Amerika CIA'nin yıllardır darbeler tarihindeki mazisi belli. Pek çok ülkede işte Şili'de, Guatemala'da başka ülkelerde pek çok darbe yaptılar. Ve hepsinde de başarı ulaştılar. Türkiye zaten bilinen örnekte 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yine denediler. FETÖ üzerinden başaramadılar. CIA'nin geçmişte dış ülkelerde operasyon yapıp başarıya ulaşma gücü vardı. Ama artık pek kalmadı. Bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği örneği var. Uzun yıllara dayanan bir operasyonlar sonucunda çökmüş. Ki siz yıllarca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği üzerine çalışmıştınız. Hem bunu sorayım hem de buradan yani bundan bu artık zamanımızda bu operasyon gücünü yitirmesi CIA'nin Amerika'nın gücünün azalmasıyla mı alakalı? Zamanın ruhunun değişmesiyle mi alakalı? Eskisi gibi şimdi Venezuela'da epeydir işte operasyon çekiyorlar ama başarılı olamıyorlar yönünde bir yaygın bir kanı var zaten. Buna ne dersiniz? Bir de bir izleyicimizin sorusu aslında Eray Güçlü'ye yöneltiyor ama size de sormak istiyorum. Venezuela'yı biz desteklemeye devam edersek ve işte ticarette yaparsak ABD bizi yeniden bir ekonomik operasyon planlayıp uygulayabilir mi diyorlar. Bunlara cevabınız ne olur? Sondan gidelim. Yani biz Amerika'nın istediğini yapsak da eğer Suriye'de bir Kürt devleti kurmak için Türkiye'ye operasyon ekonomik dahil ihtiyacı doğarsa çeker. Biz dediklerini yapsak da çeker, yapmasak da çeker. Dolayısıyla Amerika'nın ne yapacağına bakarak karar vermemek lazım. Zaten ben Suriye konusuna girerken soruyu soran kardeşimize çok teşekkür ederim. Amerika'nın Suriye'deki meşruiyetinin tartışılarak başlanması gerekir. Amerika burada ne arıyor? Evet. Ve hangi meşruiyet çerçevesinde, hangi meşru zemine oturarak burada politika tayin ediyor, burada ülkelerin iç işlerine karışıyor, buraya asker getiriyor, asker götürüyor, yerel insanları silahlandırıyor. Ne hakkı var buna? Sorusunu sorarak başlamak lazım. Dolayısıyla böyle başladığımızda Amerika ne yapar gibi bir tahminde bulunarak siyaset belirlemek zorunluluğundan kurtulmuş oluruz. Evet. Sonuç itibariyle burada Türkiye'nin bekası, Türkiye'de yaşayan insanların huzur ve güvenliği, hatta ve hatta komşularımızın yani Suriye ve Irak'ta yaşayan Kürtler dahil, can güvenlikleri, huzurları, o ülkelerin bekası için ne yapmak gerekiyorsa onu yapmamız gerekir. Yoksa Amerika şunu mu istiyor, bunu mu istiyor'a
bakmamamız gerekir. Zaten Türkiye buna bakmadığı için bir sıkıntı şekilde da zaten bu sürecin içinde oradan mücadelesini doğru yürütüyor. Geçmişte şunu sormuştum, hani CIA'nin işte evet, Rusya'da operasyonları var vesaire. Hı. Türkiye'de çok yaptı. Artık başarıya ulaşan bu CIA'nin gücünün ve Amerika'nın gücünün azalmasıyla mı ilgili? Yoksa dünya değişti. Ona gelmek istiyordum. Şimdi Soğuk Savaş döneminde ben çok baktım. Aslında zaman zaman da cevap veremediğim sorularla karşılaştığım oldu gençliğimde. Örneğin Sovyetler Birliği'nde buğday rekoltesi çok kötü. Normalde o şekilde buğday hasadı alınırsa o kış açlıktan çok sayıda insanın ölmesi söz konusu. Yani kıtlık olması söz konusu. Birdenbire bakıyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 milyon ton, 3 milyon ton hibe buğday geliyor. Yani şimdi siz eğer bu sistemi yıkmak istiyorsanız yardım etmek yerine insanlar aç kalsın, ayaklansın diye tersini yaparsınız. Bugün İran'a ekonomik ambargo uygulayan gibi. Niye o zaman bunun tersini yapıyor? Sonunda fark ettim ki Sovyetler Birliği aslında Avrupa'yı Amerika'nın dizgin altında tutmasının bir aracıydı. Bir şeyle korkutacaksınız. Zaten Rusya'yla ve Çin'le bu kadar çok kavga etmeye başlamasının ekonomik sebepleri var. Çin bir dev, ekonomik olarak çok ciddi bir tehdit. Ama Rusya Çin'in olduğu kadar büyük bir ekonomik tehdit değil. Niye Rusya'yla bu kadar dövüşüyor? Niye nükleer, orta menzilli nükleer füzelerin sınırlandırılması anlaşıldı? Çünkü Avrupa'ya bir tehdit lazım. Yani Avrupa Amerika'dan ayrı oynamaya başlamıştı. İşte Rusya ile farklı ilişkiler kurmaya başlamışlardı. Hatta Kuzey Akımı projesi yapılmaya başlanmıştı. Burada Avrupa'yı tehdit eden, Avrupa için sanki bir tehdit varmış gibi gösterilecek bir şeye ihtiyaç var. O zaman öyleydi. Bugün de böyle mi peki? Bugün şimdi onu yapmaya çalışıyor. Aksi takdirde bu anlaşmaları bozmaz. Rus bir taraftan Suriye'de her şeyi Rusya ile konuşarak yapıyor. Ama Avrupa'da neredeyse Rusya ile sille tokat dövüşecek manevralar yapıyor. Neden? Çünkü Avrupa'ya bak ben olmasam sizi çok kötü edecek bir güç var diye göstermek zorunda. Bu da Trump'ın tarzı siyasetine çok uygun bir özetleme oldu. Hakikaten evet. Böyle davranan bir lider diyelim. Eray Güçler'le devam etmek istiyorum. Sonra Adana mutabakatı meselesine Suriye bağlamında hem size soracağım hem Alparslan Ertuğ'a çünkü... Adana mutabakatına geçmeden önce hocamdan sonra Venezuela ile ilgili çok kısa bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Buyurun. Şimdi değil yani sonra hocam, mı? Tamam, hocamdan peki. Sonra. Hocamın sözü sakın almayayım çünkü şöyle, şimdi, zamanını çaldık da. Hayır şimdi artık Suriye konusuna da geçiyoruz. Venezuela konusunda hocanın söyleyecekleri var. Şimdi Eray Bey Venezuela konusunda ekleyeceklerinizle birlikte Suriye'de Adana mutabakatı meselesiyle ilgili iki yaklaşım var. Çok açık ve net bir metin aslında. Türkiye, ya daha doğrusu Suriye hükümetinin o zaman 98'de imzalanmış. Geçen programda da konuştuk konuklarımızla. Suriye merkezi rejimi varsa tabii yani geçmişte işte vardı tabii ki ve PKK'yı besliyordu maalesef. Sorumluluklarını çok net hatırlatan bir metin. Ama böyle gereğini yapmazsa sonrasında Türkiye'nin müdahale alanlarını açtığı ile ilgili çok net ibarelerin olmadığı yönde görüşler var ama Birleşmiş Milletler 51. maddesine göre Türkiye'nin zaten kendi evet. işte uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanabileceği de evet. söyleniyor. Dolayısıyla Adana mutabakatına ihtiyacımız olmasa da bölgeye Fırat'ın doğusu bağlamında müdahale imkanlarımız var deniyor. Siz Adana mutabakatını nasıl yorumlarsınız Venezuela konusuyla beraber? Aslında biliyorsunuz 1998 yılında 22.98'de Türkiye ile Suriye devleti arasında yapılan bir mutabakat. Evet. Bunun öncesi var. Yani işte terör olaylarının artması Türkiye'de ve neticede aslında 1980 yılı Haziran ayından itibaren biliyorsunuz Bölücü Başı'nın ilk geçtiği yer, geçirildiği yer kendi grubuyla birlikte, terörist grubuyla birlikte ki o terörist grubu henüz daha bir gerilla eğitimi falan da almamıştı yani. Bir çapulcu sürüsüydü. Bunları topyekun geçirildiği yer Suriye oldu. Evet. Ve Esad'ın, baba Esad'ın yani Hafız Esad'ın desteğiyle de bu sürü orada
Suriye'de Hevi kampında, önce Şam'da sonra Hevi kampında, ki Hevi kampı çok önemli bir yerdir, stratejik bir köydür aslında. Burada şimdi PYD'nin kontrol ettiği alana mı dahil yoksa başka bir yerde mi? Şam'a mı yakın? Şam'a yakın. Şam'a yakın. Şu an Şam bölgesinde, evet. Rejimin kontrolünde. Hı hı. Ve bu Hevi kampında ve müteakiben de işte diğer alanlarda, Suriye'nin kuzey ve batı alanlarında gerilla eğitimi verildiği ülke ve buna destek sağlayan ilk ülke de Suriye'dir. Şimdi ve bunu da El Muhabirat, Suriye. El Muhabirat, tabii El Muhabirat. İstihbarat servisi yaptı. Dahası var, aslında Suriye'nin Türkiye üzerinde biliyorsunuz açık emelleri var, bir tanesi Hatay meselesi. Yani daha doğrusu Hatay'ı mesele yapma arzusudur. Yani haritalarda filan yani gösterme. Hiçbir zaman vesaire. Olmayacak bir şey. Siz bir İskenderunlu olarak onların yani, İskenderun sancağı yani onların megaloidi yani evet. Hani öyle hangi akla hizmette böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar ya da geçmişte yapmaya çalıştılar. O zaman da yani çocukluğumuzda da gülmüyorduk bile. Hı. Yani kalede almıyorduk. O vatan toprağını oradan kim söküp alabilir yani, kimse hiçbir şekilde. Evet. Ama neticede artık bu birikim oldu. Yani bu biliyorsunuz bir terör örgütünü dış destek olmazsa hayatta kalabilmesi söz konusu olamaz. Ve bu anlamda da ilk güçlü dış destek Suriye'den gerçekleşti. Ondan sonra işte gene bu konuda Alparslan Ertuğ'un bir tezi var. Hemen hatırlatmak istiyorum. Buyurun. O yılları yakın bilen bir isim olarak. Tabii tabii üstadımız. NATO'nun ileri karakolunu huzursuz etmek için, ordusuna rahatsızlık vermek için, yani şu anda tabii Amerikan desteği malum. Ama o dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin, Rusya'nın Suriye üzerinden PKK'yı desteklediğini söylüyorsunuz. Doğru mu? Doğrudur. Yani zaten bu teze katılır mısınız? O zaman Rusya'nın denetiminde. Sovyet nüfuzu altında. Evet. Ve yani komutanımın o konuda çok ciddi çalışmaları var. Teşekkür ederim. Bu biliyorsunuz PKK'lılar ki o zamanki ismiyle APO'cular. Önce Filistin Kurtuluş Örgütü'nün evet. kamplarında eğitim alıyorlar. Daha sonra Baba Esad'la belirli bir mutabakata vardıktan sonra PKK kampları ve komutanımın bahsettiği iki tane, birisi Hevi kampı olmak üzere evet. Suriye içinde, PKK kampı Lübnan'dadır. Hevi kampı Suriye'dedir. Ama PKK kamplarının olduğu bölge de Suriye'nin kontrolündedir. Lübnan sınırları dahilinde olmasına rağmen evet. PKK'ya müstakil kamp verilmiştir. Tamam. Dolayısıyla Şam mecburiyetten Türkiye ile yaptığı Adana mutabakatın çok öncesinde PKK ile zaten mutabakat yapmış ve eğitim vermiştir. Bakın işte tarih tekerrürden ibaret oluyor. Buyurun komutanımın hocam. Zamanını kullanmak istemiyorum. Bu Adana şeyi... Mutabakatı zoraki yaptırılmış bir mutabakattır. Bakın onunla ilgili çarpıcı örnekler vermek istiyorum. Evet. Komutanım bittikten sonra ben bir iki cümle ilave etmek istiyorum. Bu şekilde. Ya o Hevi kampı, yani Rusya desteği açısından Hevi kampı, İsrail'e karşı Rus hava savunma SAM füzelerinin konuşlandırdığı yerdir aynı. Evet. Yani o dönemde, o dönemin en üstün teknolojik silahı sayılan SAM füzelerinin konuşlandırıldığı da yerdir aynı zamanda. Yani hani öyle bir koruma altına alınmıştır ki bu PKK gelecekte çok büyük beklentileri karşılayacak şekilde dizayn edilmeye çalışılmıştır. Evet. Ve işte Esad üzerinden de Irak'a, önce Beka, Lübnan'a, Beka'ya, daha sonradığında burada verilen eğitimlerden sonra da Lakbir, Lakiki denen Irak'a, Kuzey Irak'ın kuzeyindeki kamplara aktarılıp daha sonra da Türkiye'ye karşı bir saldırıya geçmeleri evet. sağlanmıştı. İşte bunların birikimi sonucunda 98'de evet, Türkiye 98 Eylül ayında ki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bir karar alınıyor. Yani Suriye ile gerekirse savaşalım kararı. Bu şaka değil yani. Savaşalım. Şimdi o dönemde ki Suriye'nin askeri gücüne baktığınızda aslında Halep'te bir tümen var. Bir tümen gücünde bir askeri birliği var. Bu daha çok yani düşünün Türkiye'nin 911 kilometrelik sınırını korumak için keşif ve sınır koruma birliği şeklindeki bir tümen. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında hiçbir şansı olmayan bir birlik, askeri birlik. Şimdi tabii bu şeyde işte Eylül ayındaki Milli Güvenlik Kurulu kararından sonra dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Sayın Atilla Ateş Paşamız, komutanımız Reyhanlı'ya gidip bir biliyorsunuz çok ağır bir ultimatum verdi.
Baklar ki bunun üzerine Türkiye gerçekten savaşa girecek. İşte o zaman Mısır vesaire araya girip arabuluculuk vesaire yapmaya çalışıldı ve sonucunda böyle bir mutabakat ortaya geldi. Yani bu baskı altında şunu çok net söyleyebilirim. Bir sürü önemli şey var ama hakikaten aynı 1900 bakın bu 98'de 1988 yılında da Irak'la Türkiye'nin yaptığı sıcak takip anlaşması var. O da yani yine kendi mecburiyetten yapılmış. Tabii yani burada şu diyor ki bir, bu terörü yok et, bana saldırmasın. Şimdi Türkiye. İki, sen yapamazsan ben belli bir mesafede bunu ben yaparım. Şimdi aynısı aslında o 1988 yılında Irak'la yapılan anlaşmanın 98'de. Da 98, 10 yıl sonra da Suriye ile yapılmış halidir. Yani dolayısıyla bu kesinlikle Türkiye'ye böyle bir hak verir ve o dönemin yetkili yani uluslararası hukuk şekli açıdan da uluslararası hukukta karşılığı olan bir anlaşmadı. Şimdi dolayısıyla bundan sonraki süreçte de evet 2011 yılına kadar gerçekten Suriye bu korkuyla diyelim, Türkiye'nin bu baskısıyla çünkü savaş yani şimdi durum ne olursa olsun Türkiye kendi topraklarını korumak için bu savaşı göze almış durumda korkusuyla. İç savaşa kadar bu mutabakata 2011 yılına kadar mutabakatta bayağı ilerlemeler sağlandı. Çok sayıda teröristin hatta hemen biliyorsunuz Öcalan bu mutabakat imzalanmadan tabii. 9 Ekim'de Bölücübaşı kaçmak zorunda önce kaldı. Önce Moskova'ya gitti galiba. Zaten hamisi olduğunu. İlk Yunanistan'a giriş yaptı. İlk Yunanistan mıydı? Moskova'da bir süre kaldı. Sonra İtalya'ya gitti. Gezdi bayağı bir gezdi. Ardından da işte Afrika yani son gidip Kenya'da yakalandı. Ve evet. Yani yani Moskova hamisiydi onu söylemek anlamında. Yani Yunanistan'a karşı da Türkiye bunun bir savaş sebebi olduğunu çok net olarak söyledi o zaman. Evet. Ve şeyi Yunanistan'dan çıkarılmasaydı Öcalan savaşta çıkabilirdi. Yani ben o dönemki bilgilerimden dolayı biliyorum. Yunanistan'da. Türkiye tabii. Yunanistan Başbakanı. Moskova'dansa daha çok Türkiye'nin ciddiyetini anladığı için apar topar yani Yunanistan'dan Moskova'da kaldı. Gönderdi. Moskova'da da kaldı. Kaldı. Evet. Evet en son işte Şer sokağında İtalya'da biliyorsunuz. Evet. Oradan da işte Kenya ve Kenya'da da tam FETÖ başının gitmesinden çok kısa süre önce 15 Şubat 99'da evet. 15 Şubat 99'da FETÖ başı da 21 Mart'ta gitti. Mart'ta gidiyor 99'da. Evet. Dolayısıyla bir kendi alver oldu. Bir alverle Türkiye'ye belli şartlar karşılığında o dönem teslim edildi ama o şartlar sonradan tarumar oldu. Şu an işte cezasını çekiyor bu şey. Ama neticede bu oluşturulan mutabakatın evet bir uluslararası hukukta da karşılığı olması bahsinde 2011 yılına kadar gayet iyi işledi. Fakat hani burada şimdi iki yönlü terör örgütü olarak kabul et sen bunu hallet. Tamam Türkiye olarak hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Evet 2011 yılına kadar Suriye'den bu konuda önemli adımlar da atıldı. Ama 2011 yılından sonra terör örgütü biliyorsunuz özellikle hemen şeye dikkat ederseniz Afrin'den Kamışlı'ya kadar olan alandaki Afrin dahil çok önemli şehirler altın tepside PKK-PYD'ye sunuldu rejim tarafından. Yani bırakın bunlarla mücadele etmeyi. Bunlarla çok daha sıkı işbirliğine girdi rejim ve bu tabii işte şu an maalesef Türkiye açısından çok büyük bir güvenlik riskleri oluşturmaya başladı. Dolayısıyla 2011 yılından sonra da uygulanmayan aslında bu anlaşmanın Türkiye'ye verdiği bir hak var. Yani o da aynı 2011 yılının öncesi gibi. Eğer sen bu işi yapıyorsan, bunu terörist faaliyetleri ortadan kaldırabiliyorsan kaldır. Kaldıramıyorsan biz belirli bir... Bakın orada da önemli olan bu zaten. 1988 yılındaki Irak'taki anlaşmada da var. Aynı belirli şey. Bir derinlikte sıcak takip. Belirli bir derinlikte... Bu anlaşmanın gereği olarak Suriye topraklarında belirli bir derinlikte mahdut hedefli terör operasyonlar örgütü mensupları yani takip etmek. Harekat planları şeklinde işgal söz konusu değil. Değil evet. Dolayısıyla bu eğer şu an sonuç olarak şu an bunu Suriye'nin yapamadığı çok açık. Net. Çok net yani. Evet. Yapamadı. O zaman Türkiye bunu yapmak durumunda. Bir virgül koyalım. Dönüşte tekrar sizinle devam edeceğiz. Evet. Kısa bir aradan sonra dönüşte pardon. Devam edeceğiz. Anladım. Kısa bir aradan sonra Kozmik Masa'da tekrar bir şey dinleyelim. Evet.
Evet, Kozmik Masa'da bu akşam dört değerli konukla Amerika'nın Venezuela'daki darbe girişimini ve Suriye sahasından çekilirse neler olabileceğini konuşuyoruz. Konuklarım Ankara'da doçent doktor Levent Eraslan, sosyal medya uzmanı, sosyal medya operasyonları konusunda çalışan ve sosyal medya istihbarat üzerine çalışan bir isim. İstihbarat uzmanı Cemal Alparslan Ertuğrul Rusya üzerine çalışan bizimle. Eray Güçler, asantör uzmanı bizimle ve Cevim Bozkurt gazeteci bizimle. Eray Bey, sizde kaldık. Merak edilen sorulardan biri şu, Suriye sahası özelinde. Amerika gerçekten çekiliyor mu? Hep ihtiyatlı yaklaşalım diye Türkiye'den genel yaklaşım bu yöndeydi açıkçası. Yani çekilirken birilerine böyle vekalet işte PYD'den başlayarak teslim etmek istiyor. Başka bir takım kurgular peşinde. Çekilirse ne olur? Çekilmeden Türkiye'ye girerse ne olur? Nasıl olur? Bunu izleyicilerimiz merak ediyor. O kadar karmaşık iç içe denklemler ki. Suriye zaten çok karmaşık malum. Şimdi Amerika'nın oradan çekilip çekilmeyeceğini iki ana dinamik belirliyor. Birincisi, Türkiye'nin ortaya koyduğu çok yönlü stratejik kapasite. Yani bu stratejik kapasite milli güç unsurlarının senkronize bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkan sinerjik güç. Doğu Akdeniz enerji ekopolitiğinden tutun da ta İran, Çin'e kadar uzanan Orta Doğu coğrafyası dahil Türkiye'nin domine edici etkisi. Bakın, bu çok önemli. Evvelen Türkiye, işte o bir tane şarlatan var ya, Rubin denen. Michael Rubin. Yani hala şey zannediyor, burayı kabile filan, devleti filan sanıyor herhalde, Muz Cumhuriyeti filan. Tabii buna... Ya da geçmişte bunlara, darbe yapabildikleri ülke zannediyor. Evet, ya da o tür bir şey. Bunlara tabii tarih... ve bu millet gereken cevabı verecektir. Çünkü biz içinde yaşıyoruz. Gerçekliğin ne olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin çok büyük bir baskısı var. Bunun detaylarına fazla girmeyeceğim. Çünkü çok tartışıldı, konuşuldu. Ama Türkiye'nin böyle bir etkisi var. Sahada çok güçlü bir etkisi var. Evet. İkincisi, tabii makro bağlamda baktığımızda, işte demin Venezuela'dan bahsedildi. Kıymetli hocam gayet güzel anlattı. Üstadımız gayet güzel anlattı. Aslında neye dayanıyor? Yani şu anki Orta Doğu üzerinde anlatacak olursak, aslında nihai hedefi Çin olan İran'a yönelik operasyonda körfezin dizayn edilmesi gerekiyor. Yani burada Türkiye'ye ihtiyacı var. Bakın, Venezuela üzerinden okursanız da gene nihai hedefi Çin olan bir süreç. Evet. Ve çok güzel anlattı hem kıymetli hocam hem değerli arkadaşımız. Ya kadrajda bu İran, Çin, Venezuela, Çin arasındaki kadrajda Rusya var. Evet. Şimdi işte bu büyük resme baktığınız zaman da işte buradaki planlarının işlerliği olup olmama noktasında Suriye'den çekilip çekilmemeye de karar vermek durumunda. Ama her halükarda eğer gerçekten o makro planlarına erişmek istiyorsa ABD, Türkiye'yi Orta Doğu'da yanına alarak nihai hedefi Çin olan süreci başlatmak zorunda. Ve bunun için dikkat edin, çekilmeyi ABD'ye doğru yapmıyor. Oradaki askerlere aslında Trump'ın söylediği bu anlamda çok da doğru değil. İran'a daha yakın bir yere yapıyor. Irak'a kuvvet yığıyor. Barzani bölgesini onun altında çizelim. Yani Bağdat ve Barzani bölgesine çok ciddi konvansiyonel konuşlanmalar gerçekleşiyor. Şimdi tabii büyük devletlerin... Yer değiştirme yapıyor. Yani yer aslında değiştirme. Yani bölgeden çekilmiyor. Biz buna askerlikte yani Sıklet merkezi oluşturmak deriz. Çünkü her yere taarruz edemezsiniz. Her yeri savunamazsınız. Mecburen bir yere gelmek zorunda. Şimdi baktığınızda Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde, Kandil hattında çok ciddi bir baskısı var. Şimdi bu arada Türkiye'nin olduğu bir ortamda tutup da Suriye üzerinden nasıl bunları atlayıp da İran'a yönelik bir hamle yapabilmesi zorlaşıyor. Şimdi bırakın onu, işte en son Karacak bölgesine yapılan ve Türkiye'nin yapay zeka teknolojisini kullandığı alanda bir karıncanın bile hareketini kontrol altına alabildiği bir ortam oluşturmak suretiyle. İHA'lar ve F-16'lar evet yani beraber buna, uçtu. Tabii evet. O senkronizasyonu hakikaten çok zor. Yani kolay bir şey değil yani gerçekten. Ve işte bu tamamen milisaniyeler içerisinde karar verecek yapay zekanın üretiminin sonucudur. Bu alanda çok büyük bir baskı oluşturuyor. Şimdi böyle olunca lojistiğinde de aksamalar oldu. Ne oldu bu sefer? Sürekli hava gücüne dayalı bir lojistik akışı gündeme gelmeye başladı ki bu kat katına maliyetler arttı. Dolayısıyla bunların hepsine baktım. Ha, devam edebilir mi? Evet, ABD küresel bir güçtür. Devam da edebilir. Yani bakın, bu ihtimal dışıdır ama çekilme ihtimali çok daha yüksek. Şimdi bir kere bunu görmek lazım. Evet. Şimdi ikinci soruda bununla bağlantılı gidelim. Hani ABD çekiliyorsa acaba orada bir vekalet bırakıyor da hani onlar üzerinden bir... Şimdi efendim, kendisinin bulunduğu bir ortamda vekaletçi aparatı, terörist aparatına sahip olamayan bir güç kendisi çekildikten sonra başkaları üzerinden imkansız.
Bakın çok net. Bunu ben 6-7 ay önce de söyledim. O tutup da Körfez'den devşirme Arap askerlerini getirmesi. Arap NATO'sunu soracağım. NATO'su, bunu bakın 6-7 ay önce söylediğimi. Daha hiç bunlar gündemde bile yoktu. Dedim bu tür şeyler düşünülüyor. Bunlar beyhude çabalar. Yok işte bir takım ona yakın Arap Körfez ülkelerinin gelip de Şam'da büyükelçilik açması üzerinden Suriye'yi Arap Birliği üzerinden Amerika'ya entegrasyon çabaları da beyhude çabadır. Rusya gibi bir gerçeklik var. Buna Rusya'nın aparatı durumundaki bir rejime Rusya buna izin verir mi? Sadece görüntüden ibaret kalır. Yani sahadaki gerçekliği doğru okumak lazım. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte evet ABD 100 yıllık bir plandır bu PKK-PYD meselesi. 1850'li yılların sonlarında, 1800'lü yılların sonlarında yapılmıştır. Asıl bunun ilk felsefi çalışmaları da arka planda, bu kurgusal çalışmaları da bundan da daha önceye dayanır. Ve sonuçta ABD bu 100 yıllık plana sadık kalmakla makro hedeflerine ulaşmak arasında gidip gelmektedir, tercih yapmaktadır. Şimdi ABD dediğimizde de hangi ABD? İşte güç mücadelesini görüyoruz Pentagon, Beyaz Saray arasında. Sonuçta bunlar bir dengeye ulaşacak ve kuvvetle muhtemel ABD belki bir takım zayıf kuvvetler bırakmak suretiyle, yani burada nasıl diyelim, liaison officer'lar dediğimiz yani irtibat ya da reconnaissance dediğimiz keşif unsurları bir kısım bırakmak suretiyle bu bölgeden büyük çoğunluğunu yani çekme ihtimalini yüksek görüyorum. Buna yönelik bir şey var mı yok mu? Kısmen görüyoruz. Kamışlı'dan bir kısmının ayrıldığı, işte lojistik unsurları toplayacak, o üst bölgelerini toplayacak ekiplerin gelip işte orada faaliyetlere başladı vesaire. Ama Türkiye neticede... bu noktada güvenli bölge projesi üzerinden mi, terörden arındırılmış güvenli bölge projesi üzerinden mi Fırat'ın doğusuna giriş yapacak? Türkiye'nin planı ne? Şimdi Türkiye'nin planı aslında güvenli bölge. Diyeceksiniz ki ya buffer zone değil. Yani bunu özellikle uçuşa yasak bölge değil. Yani bu tampon bölge tampon değil. Bölge değil. Yani tampon bölge dost kuvvetlerle düşman kuvvetleri arasına bir takım taktik engeller koymak suretiyle düşmanın ani reaksiyon göstermesini önüne geçmektir. Bu kabiliyetini ortadan kaldırmaktır. Bu askeri bir kavramdır daha çok. Ama Türkiye'nin orada yapmaya çalıştığı askeri kavramlardan ya da mülazalardan ziyade insani ve toplumsal hassasiyetlerin öncelendiği, rejimin zulmünden, terörün baskısından, iç savaşın yorgunluğundan artık canından bezmiş insanları orada bir en azından hayatın belirli seviyede olağan akışına kavuşturulabildiği güvenli alanlar oluşturup nefes almalarını sağlamak. Şimdi baktığımızda Afrin güvenli bölge değil midir? Bakınız Elbap güvenli bölge değil midir? Azez güvenli bölge Tabii, değil midir? Öyledir. Cerablus güvenli bölge değil midir? Yani aslında Türkiye bunu uyguladı sağda. Türkiye yapması gerekenleri adım adım yapıyor. 4 safhalı ben onu öyle öngörüyorum. 4 safhalı planın şu an 2. safhasında. 1. safha yurt içinde temizliğin yapılmasını bu temizlendi. Artık dikkat edin. PKK'yı falan konuşmuyoruz. Diğer adı PYD olan Suriye'deki PKK'yı eskiden ben hep onu söylüyorum. Fırat'ın doğusu deyince Türkiye'nin doğusundaki değil PKK mi? Unsurları hiç anlaşılıyordu. Artık şimdi Fırat'ın böyle, doğusu deyince Suriye Fırat'ın doğusu yani, anlaşılıyor. Bu iyi. İkinci adım işte bu alanlarda güvenli bölgeler oluşturulmak suretiyle yani insani yardımların öncelendiği güvenli bölgeler oluşturulmak suretiyle özellikle Türkiye'deki Suriyelilerin de kendi vatan topraklarına dönmelerinin sağlanması, buranın üçüncü safhada güvenli hale getirilmesi yani kendi devlet aygıtlarının oluşturulması, güvenlik birimlerinin oluşturulması, alanın kontrolünü sağlamak suretiyle terör örgütlerinin olmadığı ortamların yaratılması, dördüncü safhada bunların ötesinde inlerinde bu adamlarla terörle Suriye devlet yapısı kurulana kadar mücadele edilmesi. Dört safhalı bir stratejidir. Evet. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Çok net söyleyeyim size. Türkiye'nin iki ana planı var. A ve B planları. A planı ABD güçleri oradayken bir operasyon planı vardır Türkiye'nin. Çok net bunu biliyor ama nasıl olduğunu bilmiyoruz tabii. Ama Türkiye'nin böyle bir planı olduğunu çok net biliyor. Nereden biliyoruz? Dikkat edin. Sayın Cumhurbaşkanımız ayın 12 Aralık'ta bunu açıkladı. Türk Savunma Sanayi Zirvesi'nde açıkladı. Giriyoruz dedi. Evet. Şimdi giriyoruz. Zaten süreç ondan sonra yani şimdi başladı. Sayın Cumhurbaşkanının önünde onayladığı bir plan olmasa bunu söyler mi? Der ki önce hazırlıklarımızı yapalım. Ya yani bir plan var. Çok net. Şimdi bunun nasıl olacağını anlatıyor. İkincisi bundan 7 gün sonra Donald Trump'ta çekiliyoruz. Şimdi bir dakika, askeri hedefler siyasi amaçları gerçekleştirmek için askeri operasyonlar yapılır. Eğer siz bu siyasi amaçları askeri
güce varmadan ama askeri gücü dolayı bir caydırıcı unsur olarak kullanarak elde ediyorsanız operasyon yapmayabilirsiniz. Çünkü neticede bir amacı elde etmek askeri güç kullanmadan mümkünse askeri bunu güç tercih edersiniz tabii. Son seçenektir. Bunu barışçıl yöntem daha kabul edilir. Dolayısıyla şu an Türkiye bunun nasıl diyelim bu süreci tartıyor. Evet, bu süreci tartıyor. Eğer Türkiye bu anlamda oyalandığını bir daha hissederse Membiş'teki Zeytin Dalı'nda yaptığını yapar. Aynısını yapar. Peki bu mümkün mü? O süreçte epey uzamıştı diplomatik olarak, evet, biliyorsunuz. Tabii ki Zeytin yani. Dalı harekatı diplomasi da hemen olmadı. Her şeydir yani, bakınız. Diplomasi önemlidir. Diplomasinin tamamen tükenmesi gerekir ki askeri seçeneğe müdahale ya da çok ani bir, evet, şey çıkması lazım. Şimdi peki şu kıymetli izleyicilerimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında şunu merak ediyorlar. Efendim orada ABD güçleri varken Türkiye operasyon yapabilir mi? Evet yapabilir. Nasıl olacağını ben size müsaadenizle harita üzerinden çok kısa anlatayım. Evet. Şimdi eğer şu mümkünse şurada, evet, görünüyor. Şimdi bakınız. Kameraya göstereyim veya verin. Buyurun. Ben göstereyim. Şöyle, evet. Şimdi, siz bir taraftan anlatın. Evet. Evet. Şöyle ifade edelim. Bakınız. Türkiye, evet, Elbap operasyonuna başlamadan önce bu PKK-PYD'nin konuşlandığı 3 ana alan var. Nereler oralar? Biri Kamışlı, diğeri Aynal, evet, Arap, diğeri de Afrin. Afrin Temizler. Fırat'ın batısında. Evet, evet, Fırat'ın. Fırat'ın batısında, o yüzden konuşmuyorum. Şimdi iki yer kaldı. Aynal Arap ve Kamışlı diyorsun. Aynal Arap ve Kamışlı. Ve ben geçen yaklaşık bir ay kadar önce bu sınıra gittiğimde... Bunlar Akçakale hemen sınırda, derinlikte diyor. Aynal Arap bölgesi nasıl diyeyim, boşaltılmıştı. Yani teröristler tarafından, evet, çok büyük oranda boşaltılmıştı. Evet. Ağırlıklı olarak Membiç ve Kamışlı bölgelerinde kalmıştı. Şimdi efendim bakınız. Şuna dikkat edin. Şimdi söyleyeceğim şeye dikkat, evet, edin. Bakın. Aynel Arap bölgesi Membiç dahil. Kamışlı ve arası nedir? Şuralar nedir? Ama bize sarıyla buralar gösterilmek suretiyle sanki bu alan tamamen PKK-PYD'nin kontrolündeymiş halbuki gibi. Halbuki yaşamın olmadığı alanlar. Yok şöyle efendim yani. Bunların bulunduğu yerleri ben size söylüyorum. Kamışlı o kadar yakındır ki Ferhat Bey. Mardin'den gece baktığınızda Kamışlı'nın çok rahat görürsünüz. Evet. Bu alandaki belirli başlı yerler dışında bu adamların bulunduğu, hakim olduğu herhangi bir alan yok. Yok efendim. Bakın bu kere bu gerçekliği görmemiz lazım. Şimdi hepimiz asker olmamıza bile gerek yok. İşte harita. Soruyorum. Yani Türkiye bu boşluk alanlarından girip bu PKK-PYD'nin bulunduğu yerleri önce sınırlayıp özellikle yerel unsurların kritik noktalara yönlendirilmesi Özgür suretiyle Suriye ordusuyla Özgür beraber. Suriye ordusu dahil. Evet. İşte çatışan Arap Kürt ve aşiretler Kürt aşiretler dahil var. PKK-PYD'nin hani, o yüzden Özgür Suriye ordusunu da artık dominasyonu aşan bir network ağı var Türkiye'nin. Buradaki kritik noktalara bunların yöneltilip desteklendikten sonra sınırdan mahdut hedefli girmeler hem PKK-PYD'yi etkisiz hale getireceği gibi... %33 çok gerçekçi değil bakın, o zaman. %33'lük bir alana tekabül ediyor ya, tüm işte Suriye toprakları bağlamında PKK-PYD'nin hakimiyeti deniyor. O bahsettiğiniz gösteri alandaki boşlukları... Noktasal hakimiyetler noktasal var. Noktasal hakimiyetler. Ama arazinin yani genelinde öyle bir şey yok. Bölgesel hakimiyetler değil. Bakınız böyle bir operasyon ya bu tür kritik noktalara, özellikle kavşak noktalara yönlendirecek yerel güçlerin desteklenmesi suretiyle bunlarla birleşecek mahdut hedefli girmeler PKK-PYD'yi etkisiz hale getireceği gibi ABD'nin bölgedeki varlığını da sınırlandırır. Size çok, evet, açık ve net söyleyeyim. Ve buna çok net ifade ettiniz. Bir diğer husus da buradaki 16 tane ABD üstünde bulunan ABD askerleri karma muharebe güçleri şeklindeki bir konvansiyonel askeri güç değil. Daha çok ağırlıklı olarak buradan PKK-PYD'ye yardım sağlayan ikmal, ileri ikmal noktaları şeklindeki alanlardır. Bunlar bir muharebe gücü de ciddi, evet, anlamda yoktur. Bunu da ifade etmemiz lazım. Zaten dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız 12 Aralık'ta söyledi. Amacımız ABD askerleri değildi. Dedikten sonra artık olan bir şey kazadır. Çünkü Türkiye'nin böyle bir uluslararası hukukta sorumluluk olabilmesi için hasmane bir tavrınızın olması, tabii, lazım. Tamam mı? Dolayısıyla artık bu şartlar yani ABD ile olan olası olumsuz karşılaşma riskleri de minimize olmuştur. Evet. Olursa da bunlar diyalogla, diplomasiyle çözülebilecek seviyededir. Ve bu alanlara Türkiye girecektir. 21 son olarak şunu söyleyeyim. 21 Kasım'da Metis'in bir açıklaması var. Tekrar hatırlatayım burada. Onu biraz daha ayrıntılı. Diyor ki 21 Kasım'daki Metis'in açıklamasında. Türkiye diyor. Anladık. Siz gireceksiniz buraya. Ama diyor biz burada gözetleme noktaları kuracağız ve bu gözetleme noktaları gece gündüz belirli olacak şekilde. Yani girdiğinizde bizi vurmayın hadi.
Evet. Yani bu da ABD'nin aslında Türkiye'nin bölgeye gireceğini zımban kabul etmesi anlamına geliyor. Kabul ettiği anlamına geliyor. Evet, bir anlar bu plan vardır. Çekilirse ABD hayır çekilecek. Bu çok daha kolay olur diyorsun. O zaman şöyle olacak. Yani 60-100 gün, 120 gün ABD'nin takvimidir. Türkiye'nin takvimi değildir. Bu bağlamda çekilmesine paralel olarak zamansal ve mekansal boşluklar bırakılmadan Türk Silahlı Kuvvetleri o boşluk, Özgür olacak. Suriye Ordusu ve yerel güçleri bölgeye girer. Evet. Bölgedeki terörist unsurları temizler. Buralarda aynı Afrin'de, Elbap'ta, Azez'de, Cerablus'ta yapıldığı gibi oranın demografik oranlarına göre yerel yönetimler oluşturulur. Onlar üzerinden kurumsal devlet yapısının inşa süreçleri anayasa dahil oluşturulmaya İşlemeye devam başlar. Evet. Bir tek buyurun. Şey ilave edin Eray Bey, o da şu. O coğrafyada PYD-YPG'nin demografik yapıyı tamamen bozmuş olması dolayısıyla demografik yapının da orijinale dönmesi, orijinale döndürülmesi gerekir ki Türkiye'nin planlarında bulunacak çözümün gerçek anlamda demokratik ve uygulanabilir olsun. Kesinlikle. Rakka'dan başlayarak şöyle evet. söyledim hani hatırlarsanız 3. Evet. Evet. plan buranın güvenli hale yani Suriyelilerin gerçek kendi evlerine dönmesi, sahiplerinin yerine dönmesi. Evet. Bu zaten bu planın için olmazsa olmaz. Evet. Hatırlıyorum. Evet. Ankara'ya evet. yani aşağı yukarı Suriye nüfusunun %10'unu oluşturan bir etnik grubun işte Suriye'nin %35-40'ına kontrol eden bir duruma evrilmesi ve orada bir de özellik elde etmeye çalışmasına izin vermek siyaseten evet. mümkün değil. Gerçekçiliği sosyolojiye de uygun değil. Şekline döndürülmesi gerekiyor. Evet. Ben Ankara'ya dönmek istiyorum. Levent Erastan'a sosyal medya bağlamında şu soruyu size yöneltmek istiyorum. Şimdi bu Arap NATO'su konusunu Eray Güçlüler gündeme getirdi. Bir süredir de gündemde zaten. Körfez ülkelerinden işte Muhammed Bin Selman'ın Suudi Arabistan'ı diyelim, oranın veliaht prensi ve de facto lideri aslında, gerçeği söylemek lazım. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde işte Abu Dhabi veliaht prensinin, Zayed'in kurduğu bir sosyal medya troll ordusu var. Hatta bu troll ordusuna karşı Cemal Kaşıkçı'nın işte Kanada'da yaşayan bir Ömer Abdülaziz adlı Suudi aktivistle planladığı Arı Ordusu adlı proje... Kaşıkçı'nın öldürülmesini aslında hızlandıran etkenlerden biriydi diye yorumluyoruz biz Kaşıkçı üzerine çalışan gazeteciler olarak. Dolayısıyla burada Arap NATO'su fikri ekseninde Körfez ülkelerinde bir plan var mı? Bu sosyal medya troll ordularının bu eksende işte Arap Birliği'ne Suriye Çam'ın kabul edilmesiyle beraber bu konuda bir ortak çalışma görüyor musunuz? Bu konuda neler planlanıyor? Evet, teşekkür ederim. Yine Ankara'da olmanın şeylerini yaşıyoruz, dezavantajlarını. Yo, biz önce size söz verdik, şimdi yine sizinle devam ediyoruz. Evet. Stüdyoya geleceğim. Evet, şimdi... asıl ben yaşıyorum diyorsunuz. Yok, buyurun, siz gayet buyurun. İyi gidiyorsunuz komutanım. Buyurun. Ben aynı zamanda Karar Okulu'nda öğretim üyesiyim. Evet. Bu tartışmaları derslerde işliyoruz. Ben az önceki tartışmayla ilgili de birkaç görüş ifade etmek isterim müsaadenle. Sonra diğerine geçeceğim. Buyurun, tabii. 16 Eylül 1998, ben genç bir öğretmendim ve Bingöl'e atanmıştım. Orgeneral Atilla Ateş Paşa'nın Hatay Reyhanlı çıkışını biz heyecanla izlemiştik o dönemde ve ben bölgedeydim. Ve şu anda Adana Mutabakatı'na baktığımız zaman Ferhat Bey aslında şunu görüyoruz. Adana Mutabakatı Suriye'ye, Suriye Arap Cumhuriyeti'ne terörle ilgili yükümlülüklerini hatırlatan bir anlaşma. Ve iki maddesini ben çok önemsiyorum. PKK ve uzantılarına yer verilmemesi ve hiçbir terör örgütüne oralarda yer verilmemesi. Peki soru şu, 8 yıldır 2011 Ankara Anlaşması'ndan itibaren, kanundan itibaren neden hiç gündeme gelmedi bu? Evet. Neden hiç gündeme gelmedi? Çünkü Türkiye, geçen haftalarda ben de Kamışlı bölgesindeydim, sınırı sıfır bölgede. Kahraman ordumuz gerekli her şeyi tamamladı. Bütün unsurlar da bunun farkında ve Putin... Bir hamle yaparak hiç kimsenin hatırlamadığı 98 Adana Mutabakatı'nda hareketle aslında Suriye rejimiyle Türkiye'yi bir araya getirmek ve mümkün olduğunca Türkiye'yi de o bölgelerde tutmam amaçlı bir boyut olarak ben bunu analiz ediyorum. Benim Somalili öğrencilerim var. Eray Hoca da hatırlar, bilir o okulları. Şimdi o çocuklar şeyi söylüyorlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Suudi Arabistan'ın orada Türkiye'ye dönük yaptıklarını anlatıyorlar. Bakın çok ilginçtir Ferhat Bey. Yani Arap NATO'su, Arap ordusu, her neyse bunun adı
Tek amaçları Türkiye'nin oradaki nüfuzunu elde etmek. Ve birazdan sorunuza geleceğim. Özellikle Arap Emirlikleri'nin ve Suudi Arabistan'ın o yeni prenslerinin nerede Türkiye'nin nüfuzu varsa oralara hamle yaptığını biz görüyoruz. Bu çok önemli. Ve sorun şu, Arapların yeni aklına mı geldi bu? Ortalık biraz sükunete vardı ve biliyorsunuz yıllarca oradaki radikal örgütleri de desteklediler. Bu yüzden Türk düşmanlığı o bölgedeki en büyük ortak payda. Ve Arap NATO'su bir Amerikan projesi. Bunu da hatırlatmak lazım. Evet. Tabi. Çok Donald net bir Mayıs Amerikan projesi. Suudi Arabistan ziyaretinde gündeme gelen bir proje. Evet. Şimdi Amerika asla, ben kitabımı da belirttim, size de göndermiştim. Asla ve asla hiçbir yerden çekilmiyor. Çekilmiş gibi görünüyor. Ve o bölgede Türkiye'nin nüfuzunu kırmak üzere birçok yeni varyasyonlar denediğini de sizler uzman olarak daha iyi biliyorsunuz. Sorunuza geldiğimizde, işte bu arada size dikkat edin Ferhat Bey, her an elektronik sinek adı verilen şu Arapların troll ordusu bu. Size de bulaşabilirler çünkü kitabınız çok güzel, tebrik ediyoruz buradan da. Teşekkür ederim. Cinayeti oldukça net ortaya koydunuz. Şimdi aslında Bin Selman bu Kahtani, ki onun lakabı da troll ustası. Master Troll, öyle geçiyor onun kavramı ve elektronik sinekler adıyla bir şey ortaya çıkarttılar. Elbette Amerika destekli, CIA destekli. Şimdi, üç tür troll oluşturdu Kahtani. Bir, gerçek kişilerden ve Suud gazetecilerden oluşan bir sosyal medya aktivistleri var. Size takip ediyorsunuz, görmüşsünüz. Özellikle o Kaşıkçı cinayetin çok hararetli olduğu dönemde çok aktif olarak hem İngilizce hem de Arapça yayınlar yaptılar. Evet. İkincisi, devlet çalışanlarına böyle bir görev tevdi ettiler ve bunlar sahte isimlerle sosyal medyada paylaşımlarda bulundular. Ve sahte fake hesaplarla beraber şu anda özellikle Bin Selman'ın çok ciddi bir troll ordusu var. Bu arada troll ifadesi artık eskidi. Son 5 yıldır artık çok kullanılmıyor. Profesyonel manipülatör bunlar. Sosyal medya süreçlerinde eğitim almış kişiler. Fas, Mısır, Kuveyt, Sudan, Türkiye'ye dönük o kadar çok manipülasyon yapıyorlar ki. Hatta ABD Kongresi'ndeki o Müslüman işte İlham Ömer'ler, Raşit Talip'ler, onlara dönük de çok ciddi bir şekilde sosyal medyadan büyük bir algı operasyonu yapıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Bir, ya hatalı bilgi yayıyorlar. Bir kişiyi binlerce kişi hedef alıyor. İşte spam adı verdiğimiz şikayetlerle beraber kapatılmasını sağlıyorlar. Yanlış bilgi dolaştırıyorlar. Caps adı verdiğimiz komik resimlerle beraber onların itibarlarını düşürmeye çalışıyorlar. Bu konuda Bin Selman'ın ortaya koyduğu bu sosyal medya ordularına dönük dünya aslında bunları gördü. Bunlara dönük hamleler yapıyor. Ben şurada her yayında söylüyorum, biliyorsun seninle çıktığımda da söyledik. Ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık bir sosyal medya izleme merkezi, değerlendirme koordinasyon merkezi oluşması gerekmekte. Çünkü artık bu bir asimetrik savaş. Bu konuda bir eksik var diyorsunuz değil mi Levent Eraslan? Efendim? Bu konuda bir eksik var diyorsunuz. Ne yazık ki çok büyük eksiklerimiz var. Elbette devletimizin değerli kurumları çalışmaktadır. Siber suçlar çalışmaktadır, Milli İstihbarat Teşkilatı çalışmaktadır. Ancak bu artık çok farklı bir şey. Yani oradaki uzmanlarımız da kabul edeceklerdir ki artık bu yeni nesil istihbarat dediğimiz, sosyal medya istihbarat çok ayrı bir şey. Yani sizin attığınız tweetlerden, sizin paylaşımlarınızdan, sizin malzemelerinizden duygu analizi yapıyorlar. Ve emin olun siz Kaşıkçı cinayetini çalıştığınızda Twitter'dan çok yararlandınız, ben biliyorum. Çünkü yorumlar... Bunu örgütler de yapıyor. Buna bir sosyal medyada duygu analizi diyoruz. Sentimental analiz. Ve makine öğrenmesi adı verilen bir kavram var. Bakın, sizin adınızı tırnak içerisinde bir yapay zekaya taratıyorlar ve sizinle ilgili her şey karşılığında çıkıyor. Ve buna dönük de bir operatif yapı ortaya koyuyorlar. Yani artık bu basit bir olayı çok çok aştı. Ve özellikle Cumhurbaşkanı'na bağlı böylesi bir birimin kurulması artık bir elzem gibi görünmekte. Zorunluluk haline geldi diyorsunuz. Az önce Eray Güçler'in Suriye sahasında Karaçok bölgesi değil mi? Karacak.
Karacak özde. Bir de Karaçok var. Karaçok Dağı var. Evet, evet, ayrı Karaçok, bir yer. Karacak bölgesinde Türkiye'nin yaptığı İHA'lar ve işte F-16'larla yapılan operasyonun yapay zekaya dayanmasını işte sosyal medyayı kullanan güçler Amerika'dan başlayarak tabii ki. Çünkü yani 3 temel sosyal medya aygıtını Amerika üretmişti. Onlar da yapay zekayı sosyal medya sahasında kullanıyor diyebiliriz. Değil mi Levent? Elbette. Bir de Ferhat Bey, smart bot adı verilen bir kavram var. Ben bunu birçok yayına dile getirdim. Smart bot. Bot robottan geliyor kısaltması. Evet. Otomatik hesaplar. Ancak bunun özellikle Rusya menşeli smart botları var. Akıllı botlar var. Yani sizin tweetlerinizden değerlendirme yapıp bir algoritma içerisinde bir gerçek kişiymişçesine karşınızdaki insanla konuşup onun duygu ve düşüncelerini almak, onu manipüle etmeye dönük böyle yapay hesaplar da ortaya çıkmakta. Yani Anveban sürekli olarak böylesi yeni ürünler ortaya çıkmakta. Evet. O yüzden lütfen yetkililere defaatle seslendim, tekrar sesleniyorum. Lütfen böylesi bir kurum oluşturun. Çünkü ülkemiz böylesi, bakın az önce anlattık, terörün, savaşın olduğu bölgelerde çok yoğun sosyal medya saldırılarına karşı karşıya kalacaktır. Evet. Bir şey ilave edeyim. Aslında hocam bu konuda Türkiye'de çok ciddi bir altyapı da var. Yani ben pek çok kuruluşta, üniversite bünyesinde bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldığını, programlar yazıldığını, bu tür fake hesapların ya da işte robotik izleme ya da takip ya da işte robotik sanal gerçekliğin ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik çok ciddi çalışmalar yapıldığını ve bu konuda uzman kişiler olduğunu da biliyorum. Aslında hocam biz de çalışıyoruz da benim vurduğum şu, bu daha organize olmalı diyor. Bu altyapının bir organizasyon, iki kurumsallaşması yönde devlet desteği ve hukuki mevzuat açısından da bir altyapısının çerçevesinin çizilmesine acilen ihtiyaç var. Evet, evet, onu vurguluyorum ben. Evet, evet. Cemal Alparslan Ertuğ, işte Adana mutabakatı ile ilgili söyleyecekleriniz var. Onu not aldınız, gördüm. Bir iki ekleme ile Adana mutabakatı olayını geçtik. Bir de geçmişini biliyorsunuz. O geçen yayında Uluç Özülker de olayın emekli diplomat. O da arka planla ilişkin bilgi sahibiydi. O da açıkladı. Siz de açıklarsanız arka plana dair Adana mutabakatı nasıl oluştu? Hangi şartlarda oluştu? Bunu görmek önemli ve siz bir Rusya uzmanı olarak açıkçası uzun yıllarını Rusya'yı hani araştırmaya, tabii Suriye ile beraber ama ağırlıklı olarak Rusya, Rusça da bilen bir uzman olarak Rus medyasında hiç takip ettiniz mi son dönemde Putin'in bu konuyu, yani Putin vasıtasıyla, daha doğrusu Putin'in bunu söylemesinin özel bir anlamı mı var? Levent Aras'tan o noktada katılır mısınız? Yani Türkiye'nin zaten hem mutabakattan hem de işte Birleşmiş Milletler 51. maddeden asıl olarak kaynaklanan hakları var. Fakat Rusya bunu Türkiye'nin baskısıyla, tıpkı Amerika'nın çekilme kararında olduğu gibi, bir başka aparat olarak mı gündeme getiriyor, yoksa başka bir anlamı mı var bunun? Hayır, bence bunun da şu anlamı var. Türkiye'nin ısrarla Esad yönetimiyle doğrudan ve üst düzey. Ve üst düzey. Alt düzeyde yani istihbari düzeyde var zaten. İstihbari düzeyde zaten hiç kesilmedi bildiğim kadarıyla. Ama üst düzey İstihbaratta ve siyasi. Böyle şeyler olur zaten değil mi? Yani. Normal bir şeydir zaten. Yani olmaması anormal olur. Savaş döneminde bile o bağlantı kesilmeyebilir. Savaş şartlarında en çok zaten istihbarat çok servisleri birbirleriyle en çok o zaman konuşurlar. Evet. Dolayısıyla bu üst düzey konuşma konusunda ısrarlı katı tavrını bir ölçüde yumuşatmaya dönük bir hamle diye görürüm. Çünkü Türkiye'ye bu çok ciddi bir meşruiyet tanıyan avantaj sağladı. Ve avantaj yani evet. Aslında Türkiye'ye... Sayın Cumhurbaşkanı da bu arada yani üst düzey kelimesine özellikle atıf evet. Yaptı. Yani alt düzeyde evet. Görüşmeler olduğuna ilişkin, olmadığına ilişkin bir şey yok evet. Zaten. Evet. Çok böyle amiyane tabirle çok iyi bir top ortaladılar. Şimdi bir iki şeyi atladığımız bir iki konuyu geçersek üstünden daha şey olur. Adana mutabakatında diyor ki ikinci madde, Suriye PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul etti. Bakın bu çok önemli. Daha öncesinde etmemişti. Katiyetle bir. İkincisi, ben biliyorum Suriye ile yapılan görüşmeleri, Abdullah Öcalan'ın ev adresini bile Milli İstihbarat Teşkilatı verirdi. Dosyayı alırlardı, Öcalan'ın evini değiştirirlerdi. Bizde değil, bizim haberimiz yok derlerdi.
96'da bir operasyon oldu. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Evet, Mercedes operasyonu. 2001'de... yani kimin yaptığını bilmiyorum ama... Milli İstihbarat Teşkilatı yapmıştı o dönemde. Siz 96 senesinde siz de çok iyi biliyorsunuz da. Yok ben zaten yok ben yazdım. Hayır ben kitabını yazdım 2001 senesinde. Operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuydu. Bir Tunca ile Abdullah Öcalan'ın Orta Doğu ve Balkanların en büyük bombası diye tarif evet, sizin çalıştığınız birim yaptı. Siz, onun da bir etkisi oldu mu baskı olarak Suriye rejimi? Tabii rejimi çünkü üzerinde. Türkiye yani zamana yayılı bir prese aldı ama oraya gelmeden. Evet buyurun. 2010'da bir anlaşma yapılıyor buna dayalı ve sonra bir kanun çıkıyor 2011'de. Türkiye bu bazı şeyleri de fark etmiş. O maddeyi biraz düzeltmiş. Diyor ki tamamını okumayacağım. Evet. Tarafların terör ve başta PKK, Kongregel, terör örgütü ve çeşitli adlar altındaki uzantıları olmak üzere. Yani PYD, YPG buna dahil şu anda. Yani bu tabii bu anlaşmada yani bunların böyle mitoz bölünme gibi bölünüp isim değiştirir her harften evet. Şey edeceğini gördükleri için öyle bir madde koymuşlar ki bunlar yani 75 tane farklı isim de örgüt kursalar bu madde bunun hepsini kapsıyor. Yani kesinlikle. Bunun türevi diyor. Evet. Ve bunlarla mücadelede ortak mücadeleyi öngörüyor. Artı burada Türkiye'nin doğrudan doğruya müdahale hakkını kabul eden açıkça zikredilmiş bir şey olmamakla beraber böyle bir anlaşmanın mütemmim cüzü Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesidir. Yani sen bunları yapmıyorsan ben yaparım. O zaman BM 51. madde işler. Ben yaparım o zaman. Zaten burada diyor. Terör örgütü üyelerini yakalamak, Türkiye vatandaşı olanları Türkiye'ye iade etmek, Türkiye vatandaşı olmayanların sorgusuna Türkiye'den uzman çağırmak. Bu çok geniş aslında 2010'da bayağı yapılan. Ayrıntılı. Ama bu sonuç itibariyle silah zoruyla dayatılmış bir anlaşmadır. Onun arka planı da şöyle söyleyeyim. Evet. 1996'da kontrterör dairesi kuruluyor Türkiye'de. İşte bildiğiniz çok değerli bir büyüğümüz de daire başkanı olarak atandıktan sonra orada biraz Mehmet Emir'le beraber çalışıyordunuz. Evet, evet, evet. Suriye'yi köşeye sıkıştıracak, baskı altına alacak bir sürü iş yapılırken ben burada çok detayına girmeyeceğim. Tanıyanlar Bedrettin Dalan Bey ile konuşabilirler. Bu Suriye'nin Türkiye'deki silahlı kuvvetlerin bir baskı gücü olarak kullanılarak ve gerekirse de yani bunu bir blöf gibi değil de gidip Şam'dan Öcalan'ı almak biçiminde bir hamleye ihtiyaç olduğunun oluşturulmasında kendisinin katkısı var. Ama tabii ağırlıklı olan evet. Bu aşağıdan doğru, yukarı doğru giden bir takım çalışmaların sonucunda tabii ağırlıklı olan silahlı kuvvetlerin tavrıdır. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanı'nın tavrıdır. MGK'nın aldığı karardır. Artı o zamanki siyasi iradenin de çok net bir biçimde kararlılığını, yani savaş yapabiliriz, haberiniz olsun. Evet. Demesinin sonucudur bu. Bu mutabakatın son olarak gündeme getirilmesini bir Rusların bir... Bence Türkiye'nin elini kolaylaştıran bir şey. Rus basınında da bunu izliyorsunuz. Evet. Çünkü ayrıca onları... şöyle söyleyeyim. Rusya şunu istemiyor. Şimdi başka yerlerin istediğine bakınca görüyorsunuz. Mesela Esad rejimiyle Türkiye'nin arasının bozuk olması işlerine geliyor. Rusya ile aralarını nasıl bozarız işlerine geliyor. İran'la nasıl bozarız işlerine geliyor. Dolayısıyla bu bölgedeki önemli oyun kurucu olanlardan biri olan Rusya gene bu coğrafyadaki çok artık inkar edilemez bir güç haline gelmiş Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Yani şu anda kol kolalar dünyanın birçok meselesinde
Türkiye'nin kendi kolundan çıkmasını istemez. Dolayısıyla Türkiye'nin elini kolaylaştıracak bir öneriyi getirdi ve Türkiye'ye işte yani al bu topa vur diye Türkiye'nin önüne pas attı diyorsunuz. Yorumunuz bu. Evet, yani Türk devleti de buna uygun şekilde vuracak tecrübe ve bilgiye sahip. Evet. Ceyhun Bozkurt, şimdi bu Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda yani Rusya'nın işte Türkiye ile bir takım yaptığı anlaşmalar, Türkiye'nin hakikaten sahada etkin biçimde hareket alanı oluşturması, İdlib dahil açıkçası çok zor bir alan. Yani Türkiye hep işin en zor kısmı kalıyor. Hem coğrafi konumdan ötürü, hem mülteci akınını karşılaması, hem terör örgütleriyle mücadele, hem jeostratejik avantajın bir askeri başarıya dönüşmesi ve Türkiye'nin tabii kültüründen gelen bir şey, yani askeri kültüründen diyelim gelen bir avantajların kullanılması, asker millet geleneğinden gelen bir takım avantajlar. Bunların hepsi bir arada Türkiye'nin avantajları ama zorlu bir coğrafyada mücadele ediyor Türkiye. Fırat'ın doğusundan ABD'nin çekilmesi durumunda orada Arap NATO'su vesaire oluşturma imkan ihtimali çok hakikaten düşük. Saha gerçekle uyuşmuyor ama bunda bu konuda sizin bazı araştırmalarınız var. Onları bizimle paylaşırsanız. Tabii. Arap NATO'su projesi işler mi? Türkiye, hele de Türkiye oraya basınç yaparken, baskı yaparken böyle bir şey nasıl olabilecek yani? Çok kısa, ben de bir Suriye, işte Adana'nın tabakatı üzerine bir şey söyleyeceğim ve dediğin gibi bazı özel bilgiler de var. Şimdi komutanım, hocamın aktardığı bilgiler önemli. Levent hocamızın aktardıkları. Şimdi şunu da ek olarak şey yapmak lazım. Sadece 98, o 20 Ekim'deki anlaşmada değil, sonrasındaki o süreçte de aslında tabiri caizse o mutabakatın altı da dolduruldu. Çok güçlendirildi. 2009-2010 dönemi özellikle o söylediğiniz Alparslan Bey'in söylediği o dönem. Mesela nasıl gelindi? Şimdi 20 Ekim'de imzalanıyor. Notlarımı almıştım ben gelmeden önce. Mesela hemen sonrasında Suriyeli yetkililer Malatya Erhaç Havalimanı'nda 600 PKK'lının ismini veriyorlar bizim yetkililerimize mesela. Hemen sonrasında. Uzun bir süre buna rağmen Suriye PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmiyor. Süreç geçiyor. 2003 yılında Türkiye ile Suriye'nin işte Ocak 2003, o dönem Suriye'nin Başbakanı Faruk El-Şara Türkiye'yi ziyarete geliyor. Hı hı. Ve dünyaya ilan ediyorlar. Yani Suriye artık PKK'yı terör örgütü olarak tanıyor ve ilan ediyor. O döneme şu açıdan bunları hatırlatıyorum. O dönem şu açıdan önemli. ABD'nin Irak'ı işgal sürecinin artık başladığı yığına yapıyor. Ve zaten bu ziyaretten 3 ay sonra işte Ocak'ta ziyaret. Yani birinci ayda ziyaret, üçüncü ayda Amerika Birleşik Devletleri Mart Irak'a 2003'te girmişti galiba, Mart değil mi? Mart 2003'te giriyor. Ve bakın İkinci aynı Körfez tarih Marşı, Mart 2003 tarihinde. Evet. Aynı tarih PYD'nin kuruluş tarihidir. O da çok manidar. 2003'te yani, kuruluyor PYD. Yeni değil. 2003'te kuruluyor. Evet, tabii. Yeni değil yani. Hemen arkasından o KCK yapılanmasının altyapısının oluşturulması. Çünkü KCK bakın Cem o zaman. Bey bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsunuz iki tane ÖSO var. Biri Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde kurulan, onun içinde PYD var. Onun içinde PYD var, evet. Ve bu Suriye Arabistan'da bizim finanse ediliyor. Askerlerimizle beraber Suriye'de operasyon yapan ÖSO, o ÖSO değil. Bunları karıştırmamak lazım birbirine. Yani bu süreci hatta o 2009... Zaten onda da başarılı olamadı. Olamadı. Kaldı zaten. Silahlarını kaldı da satıp kaçtılar. Onları... 2004'te kamışlı yani isyanı çıkarttı. O ÖSO aslında iptal olmuş oldu. Öyle bir o dağıldı zaten. Fake ÖSO. Evet. O fake ÖSO. Evet. Çok güzel. Hatta Suud da destekliyor onu. Hatta ben birazdan sana bir soru da soracağım. Merak ettiğim bir şey var. Yani o 2009-2010'da hatta o dönem... Çok özür dilerim. Sözünü bir kere daha keseceğim. Suud şu anda dünyanın en büyük silah alıcısı. Ve dünyanın bu kadar kendisinin böyle bir ihtiyacı yok. Gönderdiği yerler Kuzey Irak, Libya, Suriye, Somali. Somali az önce Levent Hoca da söyledi. Evet. Bugün kaosun hep derin olduğu yerler aslında. Derinleştirildiği işte yerler. Onu ve çok ciddi, şu anda dünyanın en büyük silah alıcısı. Yani iyi hatırlamıyorum 2017 ve 2018'de 28 milyar dolarlık silah. Tabii. Çok yüksek anlaşmalar. Özetle evet. Hatta o dönem en son cümlem onu söyleyeyim bu konuyla ilgili. Kullanacak personel de yok ayrıca. Eğitemiyorlar. Hadi işte, ayrı bayi. Şeylere gönderiyor. Ferhat Bey, ve aynen Cemal Bey'in söylediği önemli.
Burada kendisinin için almıyor bunları. Doğru. Dünyadaki başkasına gönder. Kriz noktalarını besleme rolü için üstlenmiş tabii, durumda. Sürekli o kaosu besleme. Çok böyle basit kaosu, bir tek silah komisyonculuğu yapıyor tabii. Aslında bir yerde. Tek silah komisyonculuğu şey yapmış söylemek keşke istiyorum. Keşke komisyonculuk olsun. Ondan komisyon da değil. Kendisi bedelini ödeyerek gidip bu alanları silahlandırmaya kazandığı çalışıyor. Parayı bu kriz alanlarını ABD adına besleme görevi. Ve Türkiye aleyhine. Bir görev daha tabii yapıyor komutanım, o da şu. Bu işin bir teknik tarafı var. Yani herhangi bir kapıyı çalıp silah alamazsınız. Yani silah ticaretinde resmi terörist olmayan bir devletin end user belgesini, yani son kullanıcı belgesini kullanmanız, satıcıya vermeniz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla taahhüttür mü, değil mi? He? Taahhüttür yani, olması gereken. Tabii ben bu aldığım silah ve cephaneyi konsümantoda nereye gitti? Evet. Satan ülkenin izni olmadan üçüncü şahıslara vermeyeceğinizi taahhüt ettiğiniz bir belgedir bu. Demek ki Amerika'nın izniyle veriyor yani. Hiç buna hayır şunu yok. Yapıyor. Yani terör örgütlerinin bunları alma şansı yok. Onlar adına hem parasını hem belgesini vererek satın alıyor. Evet. Aynen öyle. Bunu da özetle, besleme rolü üstlenmiş. 2009-2010 dönemi artık Türkiye ile Suriye arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği dönemi olarak adlandırılıyor mesela. Evet. Ya oradan bu döneme geldik. Onu söyleyeyim. Şimdi senin soruna geleceğim. O da iç savaş yüzünden. Evet. Tabii. Şimdi Arap NATO'su oluşturmak. Şimdi ben bunu sona bırakacağım. Çünkü dediğim gibi o konuda sana da bir sorum olacak. Merak ettiğim bir şey var. Gazetecilik yapacağım orada da. Ben soracağım bu zaman. Biz çekiliyoruz arada. Yani merak ettim. Sizlerle, sizlerle de paylaşsın. Bizlerle de paylaşsın. İzleyicilerle de. Şimdi burada Amerika'nın bir planı işte geçenlerde yansıdı. Yanlış hatırlamıyorsam yine bir Amerika'da gazetede yazıldı. İşte Fransa, İngiltere'den oluşan askeri unsurların kendi askerlerinin yerine yerleşmesi. Ama en çok konuşulan senaryo biliyorsunuz askeri şirketler üzerine şey yapılan bir senaryodan bahsediliyor. Hatta Blackwater'ın kurucusu da biz doldururuz boşluğu türünden açıklamalar yapmıştı. Şimdi şöyle bir bilgiye ulaştım. Blackwater'a çok yakın bir şirket. İsmi sır gibi saklanıyor bu arada. Ben de ulaşamadım ismini, onu da söyleyeyim. Evet. Ama çok garanti bir bilgidir bu. Bu arada onu söyleyeyim. Bir şirket, Pentagon'a çok yakın bir şirket. Son bir yıldır Avrupa'da yaşayan Kürt kökenli, Irak kökenli olabilir, Irak'tan olabilir, Suriye'den olabilir, Türkiye'den olabilir. Fark etmiyor. Kürt kökenli ama o yaşadıkları ülkenin vatandaşı olan, o ülkelerin ordularında SOF diyorlar, Special Operation Force eğitimi alan, yani özel askeri eğitim diye çevirebileceğimiz, bizim özel kuvvetler özel eğitimi kuvvet gibi. Özel kuvvet. Ondan sonra eğitimi alan Kürt kökenli kişilerin şirkete toplamaya başladı. Terör örgütüne müzahir Avrupa'dan. Tabii. Ve bunların aynen fikri altyapısı da aynen terör örgütüne müzahir kişiler. Şimdi bu İsveç ordusunda görev yapmış olabilir, Norveç ordusu olabilir, Hollanda falan filan. Evet. Avrupa'da son bir yıldır Kürt kökenliler toplanıyormuş. Bu şirket tarafından. Bunlara özel eğitimler veriliyormuş. Verilen eğitim şunlar, ben tek tek onları da söyleyeyim. Teknolojik alet kullanımı, bilgisayar yazılımı. Yani Kürt kökenli derken orayı şey yapalım. Kürt kökenli derken aynen. Türkiye'den örgüte müzahir olup çıkmış. Tabii. Ve diasporalaşmış tabii. Diyelim. Tabii. PKK, o ülkenin vatandaşı evet. Olmuş. Evet. Aynı zamanda falan. İsimleri falan. Topluyorlar evet. Bunlara verilen eğitimler, teknolojik alet, bilgisayar yazılımı, veri kontrolü, iletişim ağlarına sızma, istihbarat konularında çok ciddi eğitimler. Az önce Levent Arslan'ın dikkat çektiği konularda aynen. Dahil. Evet. İyi derecede Türkçe zaten biliyorlar. Kürtçe zaten biliyorlar. Aynı zamanda Arapça ve İngilizce. Gayri bayağı nizami, istihbarat teşkilatına eleman tabii, toplar gibi adam aynen. Topluyorlar. Gayri nizami halk, işte harp eğitimi noktasında Black çok Blackwater'a yakın bir şirket diyorsun. Blackwater'a çok yakın bir şirket. Pentagon'dan direkt iş alan bir şirket. Pentagon'la bağlantısı olan bir şirket. Evet. Yerel halk arasına girip karışabiliyorlar. Bu arada onu söyleyeyim. Doğal. Aynen. O gayri nizami halk. Ceyhun Bozkurt. Özeti Amerika bu boşluğu dediğim gibi şimdi komutanımız söylediği, üstadımızın söylediği şeylerin haricinde, Levent hocamızın söylediği şeylerin haricinde Amerika bölgeden hakikaten çekilmiyor aslında. Amerika bölgede başka bir planı devreye sokmaya çalışıyor. Şimdi geleyim son olarak Arap NATO'su gelir mi buna ek olarak? Yani bu askeri şirketlere çok dikkat etmek gerekiyor. Önümüzdeki evet. Dönemin en önemli sıkıntılarından biri olacak. Sadece bu coğrafyada Arap değil. Arap NATO'sundan onu söyleyeyim, Asya coğrafyasına da dikkat etmek gerekiyor. Evet. Askeri şirketler noktasında.
Arap notasına gelince, birincisi bu ülkelerin askeri kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'yle baş etmeye gücü yok. Mısır sadece en kuvvetli geleneğe sahip olan diyebiliriz. Ama onun da kuvveti, şu aşamada yaşadığı sıkıntılar falan filan, bulunduğu denklem itibariyle... Belki de daha çok Türkiye'nin bir dönem olduğu gibi Suud darbe kuvveti noktasında, aslında. Suud üzerinden başka bir plan devşirilmeye çalışılıyor. Benim ama o da çok tutmayacaktır. Çünkü Kaşıkçı hadisesinden dolayı uluslararası platformda eli çok zayıfladı. Benim merak ettiğim de soru şu bu arada. Sen Kaşıkçı hadisesini işledin. Alparslan Bey'de de kitabın duruyor orada, görüyorum. Şimdi bir Birleşmiş Milletler raportörüyle görüştün sen mesela. Evet, evet. Ben de bunun mesela görüşmede ne geçti falan filan onu merak ediyorum. Ne diyorlar? Çünkü bu tür şeyler o Suriye'nin işte Fırat'ın doğusunu falan etkileyecek aslında temaslar aynı zamanda. Onların kafasındaki yapı nedir? Ne düşünüyorlar? Onu merak ediyorum. Ben de sana bunu söyleyeyim. Gazetecilik şöyle. Ama bir dakika şimdi ben de bir kere ben de araya gireceğim. Hakikaten şöyle. Süremiz azalıyor. Evet. İzleyicimiz özellikle sormuş işte aynı bu sizin sorduğunuz soru. İşte orada Amerika şey Fransa ve İngiltere boşluğu doldurabilir mi? İşte Blackwater doldurabilir mi? Şimdi bakınız ABD'nin böyle bir gücü var. Küresel bir güç. Evet. Yani her şeye rağmen devam edeyim derse bazı şeyleri kaybetmek adına devam edebilir. Ama ben bu tercihi yapmayacağını düşünüyorum. Bunun dışında Fransa'nın 100-150 civarında askeri var. Evet. İngiltere'nin de bir o kadar. Yani. Şimdi demin şu alanı gördünüz. Alanı doldurabilecek Fransız ve İngiliz var mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Yok. Artı gariban Avustralyalılar yine... çağırıyorlar gene. Efendim? Çanakkale'deki yine bir Anzak vakası mı? Yani bu alan, bu alanı doldurabilecek orada ne Fransız ne İngiliz var. Bakınız bunları yani Türkiye Arap dışında mı? Türkiye dışında çok net olarak söylüyorum. Türkiye dışında bu hiç bölgeye ilave askeri kapasite konuşlandırıp bunu destekleyebilecek güç hiçbir güç yok. Diğerleri sadece konu mankenliği olur. Bunu çok net söyleyeyim. Çok kısa cevaplayayım sorunu ve sonra Eray Güçlü'ye de süremiz epey daraldı. Soruyu yöneltmiş olayım. Şimdi Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Callamard buradaydı ve yanında işte avukat Helena Kennedy ile Dünya Eski Adli Tıp Kurumu Akademisi Başkanı Duarte Nuno Vieira vardı. Abdurrahman Şimşek ile bana Cemal Kaşıkçı cinayetinin karanlık sırları adlı, işte Diplomatik Vahşet adlı kitabımızla ilgili sorular sordular. Özellikle de ses kayıtlarına odaklandılar. Belli ki ses kayıtları onların çok merakını cezbediyor. Ses kayıtları ile ilgili süreç biliyorsunuz bir diplomatik istihbarat süreci yürümüştü ve Türkiye Gizli Servis Başkanlarına CIA'den başlayarak Fransa, Almanya, Kanada, İngiltere ve sonra da tabii Suudiler de var içinde. Onlara ses kayıtlarını dinleterek işte tapeleri vermişti. Böyle bir talepleri var. Görüşmeler yapıyorlar. Şunu çok net biçimde söylediler. Onu söylemek isterim bu noktada. Türkiye'nin, tabii Suudi Arabistan'ın çok çok aksine hiç mukayese kabul etmez. Bu cinayetin aydınlatılması için ortaya koyduğu irade malum. Bu iradeyle çok paralel, çok güçlü biçimde eş güdümlü ilerleyen bir işbirliği sürecinin olduğunu da söylediler. Bundan çok memnuniyet duyduklarını söylediler. Ve bütün engellere rağmen işte epey bilgi aldıklarını söylediler. Türkiye uluslararası toplumu bu işe dahil etmek istiyor. Suriye sahası bağlamında önemli. Muhammed Bin Selman'ın durumu Türkiye aleyhine faaliyetleri açısından önemli. Birleşik Arap Emirlikleri için önemli ve pek çok başka faktör için önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin önemsediği bir konu ve Türkiye'nin bu konuda... Elini çok, zayıflatacaktır sonuçta. Suriye'nin kuzeyinde de elini zayıflatacaktır Suriye. Kesinlikle Türkiye bu konuda işbirliğini açık ve o işbirliğinin gereğini yapıyor. İlk çıktığı gün okuma mutluluğuna erdim. İki cümle bir şey söylemek istiyorum. Elinize sağlık. Ama bu cinayet bir şeyi gösteriyor. Yani Amerika ve Avrupa'nın maddi çıkarları söz konusu olduğunda İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, hayat hakkı, demokrasi. Hepsini hiçe sayıyor. Hepsini hiçe sayıyorlar. Hiçbir şekilde bir gerçek değer olarak siyasetlerinin ekseni bu olduğunu söylemelerine rağmen kullanmıyorlar. Evet. Ve dolayısıyla bu kadar aleni, bu kadar bağıra bağıra suçüstü yakalanmış bir güruhu görmemezlikten geliyorlar. Birleşmiş Milletler raportörü... Ikili, standartlarının ikiyüzlülüklerinin delili olarak görüyorsunuz. En güzel delili bence. Evet, elinize sağlık. Sağ olun. BM raportörü Agnes Callamard'ın hakikaten çok samimi olduğunu gördüm. Ben kendi gözlemim olarak söylüyorum. 2 saatlik görüşmede. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in
Bu konuda tabii Rusya, Çin, diğer beşlinin yani güvenlik konseyi üyelerinin o konudaki tavrı da önemli olacak. Ama komisyonlara bu konunun çok ciddi biçimde Türkiye'nin elindeki bilgi belgelerle ulaştırılacağı muhakkak Türkiye'nin tezlerinin orada konuşulacağını varsayabiliriz. Suriye sahası için en son Fırat'ın batısı bu kez ama kısa zamanımız. Ne kadar hızla toparlarsanız o kadar iyi. İdlib çok kaşınan bir alan. Yine Suudilerin bir şekilde işte Heyet Tahrir Şam üzerinden de başka batılı ülkelerin de yer yer destek verip kaşımaya çalıştığı bir yer. İdlib düğümü Türkiye'nin çok çok iyi götürdüğü bir süreç. Çok, evet. Nasıl sonuçlanır? Şimdi aslında iki olay arasında çok büyük bir paralellik var. Biri İdlib meselesi öncesi hatırlarsanız Ağustos ayının son haftası adeta bir konvansiyonel savaşa evriliyordu. Yani ABD liderliğinin... Tahran zirvesi öncesi. Evet, güçlü. Evet. Mesela vururuz, orada füzeler, uçaklar, İsrail. Ya tam bir konvansiyonel bildiğimiz savaşa evriliyordu. Ama o zaman işte Türkiye bir inisiyatif aldı. Biliyorsunuz üç bakan çok önemli. Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Başkanı ve Dışişleri Bakanımız bir Mekik diplomasıyla Rusya'ya gerçekliği anlattı. Olayın eğer böyle bir kaos olursa bu işten sadece Türkiye'nin değil Rusya'nın da ve bölgenin de çok ciddi şekilde zararlı etkileyeceğini söyledi ve ikna edildi. Ve ne oldu? İdlib mutabakatı oldu. Şimdi biraz önce hani ABD çekilir mi çekilmez mi Rusya'yla ben Sayın Cemal Alparslan Bey'in şu anki ifadesine çok yakın bir ifade kaleme almıştım şeyden önce. Bu görüşmeden önce, Moskova zirvesinden önce. Büyük bir ihtimal dedim Türkiye Rusya'yla bir uzlaşıyla bu süreçten çıkma ihtimalini yüksek görüyorum demiştim. Şimdi bakınız ne oldu? Gene bu Membiç krizi hatırlarsanız Armiyah'a girdi rejim güçleri dendi. İşte Membiç'e girdi vesaire. Bayrak çekti vesaire gene, bir sürü hikaye. Gene bir kriz. Bakın gene konvansiyonel nitelikli bir kriz. Ama toparlarsak hemen tekrar gene bir heyet ve gerçekten Türkiye'nin güçlü bir diplomasisi. Sonuçta yine çözüldü. Gene bir, şimdi bakınız rejim bir aparat durumunda. PKK PYD bir aparat durumunda. Ama burada iki tane önemli kurumsal ana aktör var. Biri Türkiye ve Rusya. Türkiye, diğeri de Rusya. İşte evet. İran'la birlikte bu çember eksen devam ettiğinde Suriye'nin geleceği için bir garanti oluşabilir. Bunun dışında da bir seçenek hastane yok. Hastane devam etmeli yani. Evet. Ediyor da zaten. Çok teşekkür ederim. Süremiz bitti. Buyurun çok kısa ama. Arap NATO'sunun bir ortağı daha olabilir. O da biliyorsunuz Arapların amca çocukları da var o bölgede. Onların ordusunu da o NATO'ya katabilirler. Kim? İsrail. Ya evet, İsrail bu süreçte gerçekten tabii. Zaten doğal üyesi. Son bakın, söz var çok mı? Net İsrail zamanımız süreçte, doldu, zamanımız süreçte, doldu. Yani çok yakın süreçte İsrail'in etkisinin daha da fazla artma ihtimali de göz önüne almamız lazım. Konuklarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, Asam terör uzmanı, emekli albay Eray Güçler, gazeteci Ceyhun Bozkurt, Suriye ve Ortadoğu üzerine çalışan, İstihbarat uzmanı Alparslan Ertuğ, Rusya üzerine çalışan ve Ankara'da sosyal medya üzerine çalışan Levent Eraslan, doçent doktor. Çok teşekkür ederiz. Programın tekrarı, konuklarımız sonradan hep birlikte daha fazla şey söylemek istediler ama sonraki programlara konuşacağız. Ve programın tekrarı bugün 2.45'te, bu gece 2.45'te TGRT Haber ekranlarında olacak. Bir sonraki Kozmik Masa'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.